Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugün işaret dili tercümanımız Sinem Başman. Size hazırladığımız akışı, haberlerimizi, gündemimizi aktaracağız yine. Gecenin sıcak gelişmeleri var ekrana gelecek olan. Dün itibariyle yaptığımız bir uyarı vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzmanları da yaptılar. Bir fırtına uyarısı. O uyarıya istinaden nerede ne yaşandı? Çok ciddi can kayıpları değil ama mal kayıpları var. Can kayıplarının kıyısından dönülen yerler var. Onları size aktaracağız. Minareler devrildi. Deniz birbirine girdi. Boğulma tehlikesi atlatanlar oldu sevgili izleyenler. Bunların hepsini tek tek ekrana taşıyacağız. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi gerçekleşti biliyorsunuz. 2 saatlik bir görüşme Hamas lideri Haniye ile gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Hamas liderini Kuvayi Milliye benzetmesiyle anmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra da muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek anmıştı, kulaklarını çınlatmıştı. Dün itibariyle Haniye dedi ki Kuvayi Milliye benzetmesi bizim için şereftir, onurdur. Bugün bu tartışma uzar, şimdiden söyleyelim. Ne demek istediğinizi merak ediyoruz. Dün itibariyle Özgür Özel bir Çalıştay başlangıcı yaptı. Anıtkabir'de açılışı yapmak suretiyle. Anıtkabir defterine emanetini birinci parti yaptık diye yazan Özgür Özel dedi ki aslında şu anda bu bir zafer değildir. Seçmen aslında bize bir mesaj verdi dedi. Biz de seçmenin ne demek istediğini masaya yatıralım istedik. Kim seçmen? Sen, ben, hepimiz. Demek istediğim başlığını açtık bu sabah. Ne demek istiyorsanız hep beraber bir araya getirelim, sıralı bir tam liste oluşturalım istedik. O zaman gecenin sıcak gelişmeleriyle başlayalım her zamanki gibi. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde yürekleri ağza getiren yangın. Alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı. Tüm katları duman sardı. O anda yaşanan panik cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin -4. katında otoparktaki bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Aynı anda alışveriş merkezinin tüm katları duman doldu. Ne olduğunu anlamayan ziyaretçiler kendilerini dışarı attı. Dumanın nedeninin bir araçta çıkan yangın olduğunu duyanlarsa otoparka koştu. Panikle otoparktan çıkmaya çalışanlar uzun araç kuyruğuna neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Gelmiş geçmiş olsun, kimsenin canının yanmamış olması yine teselli oldu. Seçim öncesinde de çok konuşuldu. Seçimden bu yana da konuşulmaya devam ediyor. İsrail ile ticaret meselesi. Şeynaz Ersoy var bugün yönetmen koltuğunda. Rica edelim gazeteleri göndersin. Karar gazetesinin manşetinde ticaretten bahsediliyor ama başkaca gazeteler manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeyi almayı tercih etmiş. Hürriyet gazetesinden okuyalım. Hürriyet gazetesi Dolmabahçe'de Gazze zirvesi başlığını atmış dün yapılan o 2 saatlik görüşmeye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Dünya kamuoyu 2,5 saat süren bu kritik görüşmeyi dikkatle takip etti. Verilen bilgiye göre Erdoğan, uluslararası toplumun dikkatini Gazze'ye çekmek için Türkiye'nin diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü söyledi. Filistin'de vahşetin son bulması ve acil kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta vurguladıklarını anlattı. İsrail'in yaptıklarının bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, bunun için Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin önemine değindi. İsrail ile İran arasındaki gerilime de değinen Erdoğan, yaşanan olayların İsrail'e zemin kazandırmaması gerektiğini, dikkatleri yeniden Gazze'ye çekecek çalışmalar yapılmasını önerdi. Erdoğan, Haniye'nin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi kabul etti. Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin
stratejik aklın kullanılmasının hayati önemli olduğunu vurguladı deniyor. Aynı zamanda Haniye dün itibariyle az evvel söyledim, Kuvayi Milli'ye benzetmesine duyduğu sevinci paylaştığı gibi İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret meselesiyle ilgili de bir memnuniyet bildirdi. Bu görüşmeden sonra Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda. Takip ediyoruz dedi. Bu kısıtlamalardan memnunuz dedi. O zaman AK Parti'nin içerisine bakalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski bakan Sayın Zeybekçi konuyla ilgili biliyorsunuz son açıklamalarıyla gündem oldu. İsrail'le bu ticaretin özellikle Filistin'i etkilemeyecek boyutta olanlarını, hani o kısmını, zararsız kısmını devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyor Sayın Zeybekçi. Ancak 186 gün sonra 54 kalemde malı yasakladılar. Şimdi de diyor ki kendisi bu yasaklamayı gözden geçirelim ve kayda alarak ihracat devam etsin diyor. İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Şunu söylemek istiyor Nihat Zeybekçi. Bizim için İsrail'le ticaret Filistinli kardeşlerimizden önemlidir. İsrail'in dolarları Filistinli çocukların kanından önemlidir ifadesini kullanıyor. Eski bakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin İsrail'in Gazze katliamını kınıyoruz ama ticaret anlaşmamız var. 6 satıp 1 alıyoruz dedi. İktidara İsrail'le ticaret tepkileri sonrası Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihraç edilen 54 üründe kısıtlama kararı almıştı. Zeybekçi'nin ticaret sürmeli açıklaması tartışmayı alevlendirdi. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Bu anlaşılan yandaş şirketlerin çok canını yakmış ki AKP içinden bir ses diyor ki bu yasaklama doğru değildir. Ticaret her zaman yapılır. Bizim ticaret dengemizde 1'e 6 lehimizde bir durum vardır. Gelin bu yasaklı listeyi gözden geçirelim. Eski Ticaret Bakanı İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz diyor. Sonra da Cumhurbaşkanı çıkıyor Hamas'la Kuvayi Milli'ye aynıdır diyor. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Kuvayi Milliye benzetmesi tepki çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye görüşmesi sonrası Haniye yaptığı açıklamada Kuvayi Milliye benzetmesi bizim için övünç kaynağıdır dedi. Hamas'ı bu kadar seviyorsunuz madem hala İsrail'le ticaret yapmaya utanmadan niye devam ediyorsunuz? Her şeyiniz yalan. Muhalefet Erdoğan'ı da Hamas'la ilgili kurduğu cümleler üzerinden eleştirirken Cumhurbaşkanı İstanbul'da Hamas'ın lideri İsmail Haniye ile görüştü. Erdoğan'la görüşmelerinden sonra Türkiye-İsrail arasındaki ticaret kısıtlamasını da değerlendiren Haniye, bu Siyonist düşmanlara karşı atılmış önemli bir adımdır dedi. Ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, katliamı kınıyoruz ama ticarette sürmeli sözlerine yükselen tepkiler üzerine sözlerimin arkasındayım dedi. Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. İsrail'le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz. Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizin de Türk mallarını serbestçe satın alabiliyorlar. Bunun da katkısıyla ticaret dengemiz 1'e 6 bizim lehimizedir. Ticarete de meşruiyet kılıfları hazırlayacaksınız öyle mi? İsrail'i şımartan bu ticari anlaşmalardır. İsrail'i şımartan bu askeri anlaşmalardır. Eski bakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi'nin İsrail'le ticaret açıklaması muhalefet iktidarı samimiyetsizlikle suçluyor. Ticaret yok diyorlardı, var ne olmuş diyorlar diyor Karar Gazetesi manşetinde. Ticaret yoktan var ne olmuşa geldi iş deniyor. Gazze'deki katliama rağmen İsrail'e ticareti sürdüren hükümet seçim sürecinde yalanladığı ihracata sandıktan sonra kısıtlama getirdi. AK Parti'den gelen açıklamaysa ticaret ayıbına boyut kattı. Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi katliam ayrı, ticaret ayrı dedi. Milyarlarca dolarlık alışverişi savundu. İsrail'le önemli bağlantıları olduğunu söylediği iş insanlarını ve şirketleri mağdur edemeyeceklerini belirtti deniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin sözleri sanki bugün de cevap bulmaya ve tartışılmaya devam edecek gibi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı katliam, soykırıma varan katliam sevgili izleyenler devam ederken tabii ki buna yönelik tepkiler de sürüyor. Şimdi İsrail'deki Gazze zulmüne yönelik Almanya'dan, İsviçre'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkileri, sokaktaki sivilin tepkisini ekrana taşıyacağız. Dünya ayakta, İsrail ise Gazze'de katliama devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de. İsviçre'nin başkenti Cenevre'de. On binlerce kişi bir araya geldi, İsrail'i protesto etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'deki kongre binası önündeydi protestolar. Filistin'i destekleyen aktivistler, İsrail'e savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasına tepki gösterdiler. Tel Aviv'de, Hayfa'da, Kudüs'te de binlerce İsrailli Gazze şeridinde ateşkes ve esir anlaşması talebiyle sokaklardaydı. Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundular bir kez daha. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırıları ise 199. gününde. Refah kentinde yine sivillerin evleri hedef alındı. Bombalar çocukları, masumları öldürdü. Çok sayıda da yaralı var. Ticaret tartışması, karşılıklı memnuniyet görüşmeleri devam ederken biri birilerini Kuvayi Milliye'ye benzetip aslında bir kesimi çileden çıkartırken sevgili izleyenler işte maalesef bölgede katliam da devam ediyor. Sivillerin yani bu işten hiçbir çıkarı olmayan, duygusal meselelere karışmamış vicdanlı insanların itirazı da devam ediyor. Hadi gelin dünkü heyelan meselesine yakından bakalım. Dün sabah erken saatlerde Emre Üskübarlaz, Ferhan Güler'in görüntüleriyle bize oradan naklen aktarmıştı. Yaşanan heyelanda neyin tetikleyici olabileceğini. Canlı bağlantıda bize girişi kapatılan bölgeyi gösterdiği gibi aynı zamanda hemen altındaki kazılan çukurun TOKİ'nin adeta dere yatağına yerleştirilmiş apartmanlarını ve hemen yanında devam eden kazı çalışmalarını naklen aktarmıştı, siz de izlemiştiniz. TOKİ projesi tetikledi mi sorusu bu yüzden akıllarda. İstanbul'daki toprak kayması sonrası 33 bina boşaltıldı, 125 kişi tahliye edildi. Daha önce riskli alan ilan edilen bölgedeki heyelan TOKİ'nin inşaatı sırasında yayılan titreşimin neden olduğu ileri sürüldü deniyor. Bölgedeki vatandaşlara sorduğunuz zaman buradaki kazıklama çalışmalarında eksiklik olabileceği söyleniyor. Hadi gelin bölgeye gidelim, gündüz gözüyle oradaki son durumu görelim. Evet arkadaşlar, toprak kayması. Oy 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 oy. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Uçurum yani, şöyle söyleyeyim yani falez gibi düşün, Antalya'daki falezler gibi çok dik, bizim çocukluğumuz burada geçti. Bir herhangi bir önlem almadan, bir kazık falan çakmadan altını boşaltınca toprağın, o da yağışla birlikte kaydı geldi. Önce 14 ev boşaltıldı, şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Gazi Osmanpaşa'da Yıldız Tabya Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Yağışla birlikte yumuşayan toprak TOKİ inşaat alanına doğru kaydı. Dik yamaca yapılmış evlerin temeli zarar gördü. 30 ev boşaltıldı, 114 kişi acilen tahliye edildi. Evlerde çatlamalar oluştu. Biz 6 ay önce falan babamların o durumu görünce ben evi boşaltmak zorunda kaldım. Bugün de durum ortada. Aşağıdaki çalışmalardan dolayı kaydı net. Erzincan olayı gibi korktuk yani. Çünkü akar toprak bir aktı mı evleri de alır götürür. Kentsel dönüşümün devam ettiği ama sürecin tıkandığı, gecekondularla yüksek katlı binaların birbirine komşu olduğu bir mahalle Yıldız Tabya. Bölgedeki evlerde daha önce de çatlaklar oluştu ve küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı. Ama yağışla birlikte son toprak kayması çok şiddetli oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla böyle kaydedildi. Oy 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 oy. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Ekipler temeli hasar gören gecekondularda yaşayanları tahliye etti. Çok tehlike yaşadık. Komşularımız var, yaşlılarımız var. Kanser hastası komşumuz var. Hepsini alıp toprağa götürdüler.
Görevliler toprak kaymasının yaşandığı alana kimseyi yaklaştırmıyor. 30 ev hasar gördü, 114 kişi tahliye edildi. Bu yağmurlu havada evlerinden olup otellere yerleşmek zorunda kalanlar zorluk çekiyor. Özellikle hastası olanlar. Geçmiş olsun, tahliye mi edildiniz? Evet, ben astım var. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşim ayağı sakat. Eşimin hapını almaydım. Ben hava kullanıyorum. Eşimin ayağı kesik. Zor şartlarda tek göz gece konduda yaşayan Tahmaz ailesi gibi birçok kişi geceyi ya otellerde ya da yakınlarının yanında geçirdi. Çevre Bakanlığı, AFAD ve belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar heyelan alanına kimse yaklaştırılmayacak. Evimiz şurası zaten ama alttakiler hasar gördüğü için bize tedirgin olduk. O yüzden biz de çıkardılar. Geçmiş olsun diyelim. Bir can kaybı olmaması, yaralanma olmaması tabii ki teselli ama dile kolay yaklaşık 125 kişiden bahsediliyor sevgili izleyenler. Yani artısı eksisi vardır. Farklı kaynaklar, farklı bilgiler veriyorlar. Özellikle boşaltılan ev sayısı ve o evlerde yaşayan toplam kişi sayısıyla ilgili ama hiç az değil. Bu insanlar ne zaman tekrar evlerine kavuşacaklar? Aynı evlere geri girmek zorunda mı kalacaklar? Kendilerine bir yol yöntem gösterilecek mi? Bir destek yapılacak mı? Evlerinde çatlak olan insanlar evlerine geri girmek zorunda kalırsa başlarına gelen bir sıkıntıda sorumlusu kim olacak? Bunların hepsi önemli sorular. Maalesef yurdun farklı yerlerinde böyle manzaralar sık sık yaşanıyor. Vatandaş evinin, mahallesinin istinat duvarının, mahallesinin altına kazılan çukurun kazıklarının falan hep böyle başında beklemek zorunda. Yapıldı mı, yapılmadı mı? Şöyle bir arkamıza yaslanıp bizi yönetenlere güvenebileceğimiz bir ülke olsa, ya yapıyorlarsa vardır bir bildikleri. Koskoca devlet, koskoca TOKİ ya da ne bileyim koskoca X kamu kuruluşu diyebileceğimiz bir konforumuz olsa fena olur muydu ya? Çok güzel olurdu değil mi? Ormanımızın, zeytinliğimizin, yerin üstündeki zenginliklerimizin, yerin altındaki zenginliklerimizin başında durmamız gereken bir ülke yerine. Güvendiğimiz bir ülke olsaydı, yönetenlerine özellikle. Rüzgarının, güneşinin bile sağladığı enerjinin acaba ranta mı gidiyor diye düşündürdüğü bir ülke olmak yerine, üreticisinin kazandığı, köylüsünün köyünde mutlu olduğu, şehre gitmenin hayalini kurmak zorunda kalmadığı bir ülke olsaydık keşke. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Biraz da havanın durumundan bahsedelim. Aslında biraz değil, bayağı bir bahsetmemiz lazım. Dün itibariyle kuvvetli sağanak yağışın etkileyeceği yerleri Marmara bölgesinde kuzeyden, yurdun tüm batı ve iç kesimlerinde güneyden kuvvetli fırtınanın etkili olacağını söylemiştik, dilimiz döndüğünce uyarmıştık. Tüm Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları bu anlamda kamusal alanda uyarılarını da gerçekleştirdiler. Tam da tahmin edildiği gibi oldu. Bazı yerlerde kuvvetli sağanak yağış fırtınayla birlikte geldi. Hadi gelin Ankara'sından Marmara Denizi'ne, yurdun farklı yerlerinde gerek fırtına gerekse kuvvetli sağanak yağmurun neden olduğu mağduriyetlere bakalım. Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenenden kuvvetli esti rüzgar. Çatılar uçtu. Minareler, ağaçlar, direkler devrildi. Yeni kapı seferini yapan arabalı feribotta korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınanın ortasında kalan Yalova Yenikapı feribotundan, dalgaların vurduğu, ilerlemekte güçlük çeken feribottaki yolcular korku dolu 2 saat geçirdi. Bir saatlik seferini 2 saatte tamamlayan feribottaki araçlar fırtına nedeniyle hasar gördü. Cana gelen mala gelsin diyoruz ama gerçekten de yırttık yani. Özellikle Çankırı, Amasya, Ankara, Bursa, Karabük, Kastamonu, Konya, Muğla ve Samsun'da fırtına yıktı geçti. Ankara'da uçan tabeladan kıl payı kurtuldu yolda yürüyenler. Samsun'da fırtınanın yerinden söktüğü çatı yolda yürüyenlerin üzerine uçtu.
Karabük'te bir iş yerinin reklam panosu böyle uçtu. Bir başka iş yerinin de cam kapısı patladı. Hemen her ilde sayısız minare fırtınaya dayanamayıp devrildi. Çankırı'da o anları tesadüfen cep telefonuyla kayıtlı olan biri kaydetti. Aa, minare devriliyor. Figen. Minare devrildi. Minare. Karabük'te minibüsten inen genç kadının kafasına binadan kopan taşlar düştü. Kastamonu'da tozu dumana katan fırtına çatıları yerle bir etti. Şu büyük binanın çatısına baksana. Nasıl iniyor aşağıya? Aynen. Ano. Çattan çıkan direklerde evdeki komşunun evine saplandı. Arabalarda hasar var. Konya'da yerinden sökülen baz istasyonu binanın önünde bekleyenlerin üzerine uçtu. Kapıları koparınca arabanın üstüne düştü. Şu arada da 5 tane adam vardı fakat adama isabet etmedi şükür bana. Bolu'da Nisan ayında kar yağdı. İzmir'de hortum çıktı. Bursa'da tekneler alabora oldu. Gemlik'te çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi. 2 kişi yaralandı. Uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Marmaris'te çatının uçma anını güvenlik kamerası kaydetti. Bartın'da dışarıya çıkanlar yürümekte zorlandı. Amasya'da fırtınanın yıkıp geçtiği illerden biriydi. Minareler, ağaçlar devrildi. Aşırı rüzgar sesi geldi. Sanki deprem oldu sandık. Zaten her tarafta deprem korkusu var. Rüzgar, toz bulutu. Elektrik direğine düşen çatıyla birlikte acayip gümleme sesi geldi. Çorum'da kuvvetli fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi. 1500 kişilik yemekli düğün fırtına çıkınca yarıda kaldı. Düğün çadırı, masa ve sandalyeler fırtına nedeniyle uçtu. 1500 kişi davetlimiz vardı ama her şey yarıda kaldı. Buna şükür can kaybımız yok. İstanbul'da dün gün boyu yağmurla ıslandı. Çatalca Karacaköy Bin Kılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi İstanbul itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Biraz havanın durumundan bahsedelim sevgili izleyenler. Bugün fırtınanın devam edip etmeyeceği hayati önem taşıyor haberden de anladığınız üzere. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağış etkisini yitiriyor. Neyse ki çok şükür yağışlar yurdun doğusuna doğru çekilecek. Ama fırtınanın nispeten Karadeniz'de hani bir bölgesinde Batı Karadeniz kıyılarında, Batı ve Orta Karadeniz kesiminde devam etme riski var. O yüzden lütfen buna karşı dikkatli olunsun. Akdeniz bölgesinin doğusunda Hatay olur, Osmaniye olur. Sonrasında hemen Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep olur. Bugün yine yağış almayı sürdürebilir gün içerisinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusu, Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri işte Gümüşhane, Bayburt, Doğu Anadolu ile temas eden illeri Doğu Karadeniz'in bugün yağış almayı sürdürecek. Dün batı ve orta kesimlerde kuvvetli sağanak yağış bırakan o bulutlar bugün haritada doğuya doğru gitmişler. Sizin de takdir edeceğiniz üzere. Marmara bölgesinde ilerleyen saatlerde bugün Trakya'dan Çanakkale'den başlayarak yeni bir yağışlı hava kendini gösterecek. Ancak düne kıyasla riskleri, uyarıları kıyaslanırsa daha risksiz, daha az uyarı gerektiren bir gökyüzü tablosu karşımızda. Rica edelim hemen yarının haritasını da görelim. Pazartesi haftanın ilk iş günü nasıl başlayacak? Bakın. Bugün geç saatlerde başlayacak olan en batıdaki, kuzeybatıdaki yağışlar yarın biraz daha ilerliyor. Marmara bölgesinin genelini etkilemeye başlıyor. Ama geçtiğimiz günlerde dün, evvelsi gün olduğu gibi kuvvetli bir sağanak yağıştan bahsetmiyoruz. Daha gelip geçici bir yağıştan bahsediyoruz. Salı günü itibariyle yine Marmara'da, salı günü 23 Nisan biliyorsunuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Nerede yağmur yağacağı önemli çünkü çocuklar kutlama yapacaklar. Çoğu kutlama açık havada planlanmış olabilir. Umarım tedbiri de alınmıştır. Marmara bölgesinin hemen hemen tüm kesimlerinde hafif bir yağış geçişinden bahsediliyor. Salı günü itibariyle. Yine aslında pazartesinin tablosuna benzer bir tablo var. Salının pazartesiden farkı kuvvetli fırtına olabilir. Ege'den, Marmara'dan aman diyelim kötü haber almayalım. Salı bir fırtına riski yine karşımıza çıkabilir. Lodos yönlerden olabileceği görünüyor bugünden bakıldığında. Geçtiğimiz hafta ortasında, hafta sonuna o günden bakıldığında
Ne görmüştük? Acaba bir hafta sonu restoran kafe boykotu mu yaklaşıyor diye görmüştük. O boykot gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bakacağız. Boykot ama şöyle oldu. Finansçı Iris Cibre bu anlamda gerçekten yorumlarıyla kitlelere yön verebilen birisi olduğunu ortaya koydu. Ve aynı zamanda kimisi haklı bulsa kimisi haksız bulsa da vatandaşı bu anlamda tartıştırdı. Sosyal medya üzerinden hani birkaç yüz bin kişinin belki de en fazla göreceği bir boykot çağrısı ülkenin genelinde yankı buldu. Ulusal medyada yer aldı. Ne oldu? Hak vereni var, hak vermeyeni var ama netice itibariyle insanlar bu konu üzerinde düşündü ve tartıştılar. Peki cumartesi günü beklenen boykot gerçekleşti mi? Mesela siz, ekran başındaki izleyicilerimiz, dün itibariyle dışarı çıktınız mı? Bir kafeteryaya, bir restorana oturdunuz mu? Ya da mesela tam oturacaktınız, ya boykot vardı, ben bu boykota katılmayı planlıyordum deyip vazgeçtiniz mi? Haberi izlerken bir yandan da yazın yollayın, olur mu? Tüketiciler için şu anda bu çağrı, bu bir boykot, bir sosyal hareket, bir bilinçlenme hareketi. Tüketiciler satın almama hakkını kullanıyorlar. Katılacağız. Bir yere gidip oturmayacağız. Yani çocuk eğer yemek zorunda kalırsa mecburiyetten oturacağız. Ama onun haricinde keyfi bir oturma olmayacak bugün. Ben evde yemek yedim. Boykot mu ediyorsun? Ali Deniz kafe ve restoran boykotunun en küçük katılımcısı oldu. Ancak onun gibi düşünmeyenler mekanları doldurdu. Menülerdeki yüksek fiyatlara karşı çıkmak amacıyla sosyal medyada bu hafta sonu için kafe, restoran ve lokantalara gitmeme çağrısı vardı. Arkaya şöyle bakın. Herkes bizim kafamızda çünkü evet. Yani bugün cumartesi. Mesela ben akşam işe gideceğim. Şu anda çok kısıtlı bir vaktim var. Boykota vaktim yok şu anda. Ne valla haberim yok bunda. Senin bunun haberin var mı? Evet mi? Benim haberim var da benim şimdi aklıma geldi. Artık her şey pahalı zaten. Pahalılar ama aldıkları ürünler de pahalı ya. Dört arkadaş geldiler ve makarna yiyorlar. Makarnanın bir tabağı 160 lira. Bu onlara göre de pahalı ama boykot kararına katılmadılar. Ne kadardı bu makarna? 160. Nasıl bir rakam, fahiş mi? Çoğu yerde öyle. Ya tabii piyasa böyle ama sonuç olarak makarnaya... Biz fiyatları... Evet. Kötü olan şey de bu aslında. Çok normal geliyor bu fiyatlar bize. 4 kişinin soslu makarnaya ödeyeceği hesap içecekler de dahil olduğunda 1000 lirayı buluyor. Kahveler de çok pahalı. Ne kadar burada bir kahve? Valla herhalde 70. Bir yemek yediğinizde o bayağı 300 küsüre mal oluyor yani gayet... Pahalı bir fiyat ve annelerimiz daha güzel yapar. Bir porsiyon 400'den 500'den aşağı değil ve bu çok gereksiz saçma bir pahalılık yani. Bilinçli tüketiciler hiçbir zaman şikayet etme hakkından vazgeçmesinler. Alo 175 tüketici hattına karşılaşmış oldukları haksız fiyatlarla ilgili olarak her türlü şikayetlerini yapabilirler. Duydum ve çok saçma buluyorum. Neden? Empati yapmıyorlar çünkü. Masanın diğer tarafında o işletmecilerin bugün 5'e aldıklarını, 6'ya sattıklarını, yarın 6'ya dahi alamayacaklarını hesaba kattığımızda, çalışan personelin giderleri, masrafları, bütün bunları hesaba kattığımızda işletmecilere o kadar da yüklenmenin doğru olmadığı düşüncesindeyim. Dışarıda yemesek sosyal hayatın bitecek gibi bir şey oluyor. Eve tıkılıyoruz. Hani 2020'yi hatırlatıyor bu bize. Kafe restoranlar sadece yemek yemek için değil, sosyalleşmek için de bir araç tüketicilere göre. İşletmelere göre ise giderler çok yüksek. Çoğu içinse boykot edilmesi gereken restoranlar değil, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği. Duydum ama ben boykot etmeyi düşünmüyorum. Doğru bulmuyorum restoranları boykot etmeyi. Bence farklı bir yerlerde tepkimizi göstermeliyiz. Kısıtlamaya gidecekmiş dedi ya bakan. Önce onlardan başlasın. Milletvekillerin arabalarını çeksinler altında. Çünkü biz mecliste çok ucuz çünkü. Evet çünkü biz asgari ücretle çalışıyoruz ve bir yere gidip yediğimiz sıra her şeyi fazlasını ödüyoruz. Biz onlar kadar isyan etmiyoruz. Yani boykot meselesi gerçekten üzerinde düşünülüp tartışılmış olması açısından dahi bence faydalı oldu. Boykot yaparsınız yapmazsınız tamamen sizin takdirinize kalmış. Bizim buradan tutup da herhangi bir kitleyi boykot edin diye çağrı yapacak halimiz de yok. Ama açıkçası ben zaten şahsen bir kere gidip de çok amiyane tabirle söyleyeceğim kusuruma bakmayın kazık yediğim yere bir daha gitmemek gibi bir huyum var zaten. Ama bilmiyorum toplu halde bir boykot bu anlamda ne kadar anlamlı olur,
Kasaplar biliyorsunuz biz de boykota hazırlanıyoruz açıklaması yaptılar. Biz birbirimizi boykot edelim, edelim de nereye kadar? Astrolog Berin Doğan diyor ki boykot yaptık. Hafta sonu toplanacaktık ama biz de boykota destek verdik. Umarım işletmeciler de zam geldiği an anında müşteriye yansıtmazlar diyor. İşte yani zam geldiği an anında müşteriye yansıtmayan işletmeciler kendi karından fedakarlık etsin istiyorsunuz. Anladım. Kemal Aras, boykot yapmadım. Boykot var diye özellikle restoranda yemek yiyip kafede kahvemi içtim. Demek istediğim boykotu hükümete yapın, esnafla uğraşmayın diyor Kemal Bey de. Kızımız günaydın. Astsubayların hak, hukuk, adalet aramasında bizlerle beraber olduğunuzu biliyoruz. Aman konuyu soğutmamak gerek. Sevgiler, emekli Behlül diyor. Soğutmayalım efendim, sıcak tutalım. Sıcak tutalım. Kitleri de konuşalım. Kadro ile ilgili bir haber var mı diyen var. Güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Özkan Bey, Özkan Atasoy demiş ki hafta sonları siz ve Gülbin Hanım. Hafta içi Selçuk Bey ve İlker Bey. 7 gün sizinleyiz, bırakamıyoruz. Hatay'dan sevgiler demiş. Bizden de Hatay'a sevgiler efendim. Demek istediğim başlığını attık bu sabah. Ne demek istediğinizi merak ediyoruz. Dün itibariyle seçmenin ne demek istediğini Özgür Özel kendince açıkladı. Yani verilen mesajı, sandık sonucunu nasıl yorumlamak gerektiğini, bunu bir zafer kabul etmemek gerekiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partili isimler seçimden sonra emanet oy yorumu yapıldığında bazen itiraz etmişlerdi birkaç tanesi. Hayır, emanet oy değil diye. Ama emanet oy demiş olmasa da seçmen bir kredi verdi, bize bir kredi açtı dedi Özgür Özel ve seçmenin ne demek istediğini iyi anlamak gerekiyor mesajını verdi mealen. O yüzden demek istediğim başlığını açtık ki seçmenin ne demek istediği aslında sıralı bir tam liste halinde ilgililere ulaşabilsin diye. Devam edelim, kazalarla devam edeceğiz. Ülkenin farklı şehirlerinden kaza haberleri gelecek. Hepsi ayrı ayrı ibretlik. Vatandaş biraz süratli gidiyormuş herhalde. O kadar hızlıydı ki hızını alamadı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs durağına daldı. Durakta da vatandaşlar var haliyle. Orada 2-3 tane vatandaşı ezmiş. Ankara Pursaklar'da yaşandı kaza. Hız nedeniyle kontrolünü kaybeden sürücü yolcuların beklediği durağa daldı. Taklalar attı. Sürücü ve duraktaki iki yolcu yaralandı. Şırnak Cizre'de ise iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle elektrik direğine çarparak durabildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. İstanbul Sultanbeyli'de iki kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tekin Çoban'ın kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban ve bir kişi daha hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular yaralandı. Orada da var 2 tane ya. Antalya-Isparta karayolunda da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'daysa hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı. Bir kişinin yaralandığı feci kaza cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Boykotu mecburen yapanlardan bahseden mesajlarınız geliyor. Bankalarda çalışanlar promosyon alamıyorlar. PTT'de çalışan promosyon alamıyor. Lütfen dile getirin demiş bir izleyicimiz. Boykotu yapacaksan devleti yönetenleri boykot etmek lazım demiş. Muzaffer Selef gönderiyor mesajı. Marketlere neden boykot yok? Enflasyon market raflarında, toptancıda, halcide diyor Emel Tüfekçibaşı. Yahu bu marketlerin peşine düştük de bir fayda görmedik ya.
Şimdi sıra restoranlara geldi. Bakalım oradan fayda görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek. Eminönü'nde esnafım ve en ucuz fiyatı ben veriyorum ama yine de iş yok demem o ki, gıda sektörü batıyor, kimse bunu görmüyor demiş. Emre Demir Koç gönderdiği mesajda. Sanayide tabldot minimum 150 lira olmuş ve yemekler yenilecek gibi değil. Eskiden sanayi lezzeti diye bir şey vardı. Sanayide menü artık tamamen tavuk üzerine kurulu. Sanayici bedeniyle çalışır, karnı doyması lazım ama maalesef doyamıyor diyor demek istediğim başlığı altında Mustafa Ayyıldız. Orta tabaka zaten zorunlu olarak hep boykotta demiş Hilmiye Oral Togay gönderdiği mesajda. Ülkenin yarısı boykot ediyor zaten mecburiyetten, gidemiyorlar ekonomik durumları olmadığı için demiş Arif Bey. Boykot iyidir, esnaflar da gerekli yerleri boykot etsinler diyen Ali Ovalı da ekran başında. Kemal Bey de tam tersi, boykotu esnafa yapmayın, hükümete yapın demiş. Mehmet gelirse günaydın, boykotun en güzeli olumlu sonuç almak için sandıkta olur mesajı göndermiş. Boykot mevzusu böyle. Bu konuyu tartışmış olmamız bile çok kıymetli diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda, yaklaşık 4 sene olmuş olmalı diye tahmin ediyorum, bir patates soğan mevzusu yaşanmıştı. Gerçi sonrasında tekerrür etti. Patates soğan zaten yapısı itibariyle depolanarak satışı yapılan bir şeyken, patates soğanı depoluyorlar, bunlar bir lobi denip patates soğan fiyatlarının çok artmasına yükselen tepkiye cevaben patates soğan depolarını basmışlardı, hatırlayacaksınız. Sonrasında 3 harfli marketler meselesi başladı. Bu marketlerle biliyorsunuz hükümet arasında bir takım gergin atışmalar meydana geldi. Halbuki onların kol kola ilerlediğini yıllardır bildiğimiz bir durum varken. Sonrasında ne oldu? Marketlere işte zabıtalar gönderildi, etiketler teftiş edildi. İşte eğer hak ettiğinin üzerinde bir etiket varsa, bir zam söz konusuysa buna müdahaleler yapıldı. Aynı zamanda yani öte yandan işte devletin marketine biliyorsunuz gelen zammı da haber yapmak durumunda kaldık mesela biz. Ya da Etüt Kurumu'na gelen zammı da haber yapmak zorunda kaldık daha birkaç gün önce. Kocaman bir kuyruk. Dün şu kadardı, bugün bu kadar olsun, yine de daha ucuz, mecbur alacağız buradan dedi kıyma kuyruğunda bekleyen emekliler. Yani biraz mevzunun üzerinde düşünmemiz demek ki hala lazım. Aslında buna dair fırsatlar ilk defa karşımıza çıkmıyor. Hani üretim maliyeti mi, üretici mi, köylü mü, süt mü, tarımsal üretim mi, et üretimi mi? İşte bu insanların girdileri çıktıları acaba dolar mı mesele? Ya da doların şu anda suni bir seviyede tutuluyor olması mı, piyasada farklı bir kurun işliyor olması mı? Mesela bunları böyle kafada çevirmek için belki de bu boykot çağrısı bir fayda sağlamıştır diye ümit etmek istiyorum. Şimdilik boykot konusunu bir kenara bırakıyorum. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir teknenin haddinden fazla dolmuş, yüklenmiş bir teknenin, insanla yüklenmiş bu arada maalesef, nasıl alabora olduğunu izleyeceğiz birlikte. Kıyıda olanların gözleri önünde yaşandı o can pazarı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde batan teknede en az 58 kişi hayatını kaybetti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de tekne, yaşamını yitiren grup liderinin kalıntılarını defnetmek üzere nehre açıldı. Teknenin içinde yaklaşık 300 kişi vardı. Bu sayı teknenin yük ve yolcu kapasitesinin çok çok üstündeydi. Mokera köyüne doğru ilerleyen tekne bir süre sonra alabora oldu. Tekne faciası cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Tekne batarken çığlıklar, feryatlar birbirine karıştı. Çok sayıda Afrikalı nehre düştü. Olayda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu, çok sayıda kişi de yaralandı. Nehre düşerek kaybolan yolcuları ise arama çalışması sürüyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde asfalt yollar yetersiz olduğu için halk genellikle nehir ve göllerden ulaşım sağlıyor. İnsan canının ucuz olduğu bir manzara daha izlettik size. Sanki bizim ülkemizde yeterince yokmuş gibi diyebilirsiniz ama yaşananları olduğu gibi aktarmak bizim de görevimiz. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Demek istediğim başlığının altına
ne demek istediğinizi lütfen yazın. Gerek mealen aslında ne demek istediğinizi ya da söylemek istediğinizin ne olduğunu yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Biraz böyle kafa yakan bilmece tarzı bir anons oldu ama siz anladınız diye tahmin ediyorum. Bir reklam, bir çay kahve molası, sonra aynen devam. Günaydın tekrar. Bir kez daha Now TV ekranlarına Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden aynen devam diyerek gitmiştik molaya. Aynen devam edelim o zaman. Hadi. Şimdi gazeteleri rica edelim. Gazetelerden dün itibariyle hatta dün bu saatler itibariyle başlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalıştayının haberi var pek çok gazetede. Kimisi manşete taşımış, kimisi ilk sayfadan yer vermiş. Pencere gazetesi konuyu manşetten ele alanlardan ama özellikle kent lokantası meselesiyle ilgili değişen söylemlere dikkat çekerek konuyu manşete taşıyor. Kent lokantalarını destekliyoruz demiş. Tamam, çok affedersiniz. Ben yanılttım rejiyi. Kent lokantalarını destekliyoruz demiş manşetten gazete. AK Parti seçimden ilk dersini aldı diyor Zeynel Abidin Okul'un yani İBB meclisindeki AK Partili Grup Başkan Vekili'nin çıkışını dile getiriyor. Yerel seçimlerde Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasındaki en önemli polemiklerden birisi olan kent lokantaları projesinde AK Parti geri adım attı. Seçimi kaybeden AK Parti kurumun marifetmiş gibi anlatıyor diyerek küçümsediği kent lokantalarının daha da yaygınlaşmasını desteklediğini açıkladı. AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, kent lokantalarını olumlu buluyoruz, destekliyoruz, gayet güzel faaliyetlerde bulunuyorlar dedi, diyor. Bakın son birkaç haftada bu lokanta, restoran, ne yedik, ne içtik meselesi daha çok gündemimizde. Hatırlayacaksınız bayram tatilinde kalabalıkları konuştuk. Bayram tatilinde İBB'nin toplu ulaşımı ücretsiz hale getirmesi sonrasında hiç deniz görmemişinin, hiç İstanbul'da yaşayıp da Eminönü'ne Beşiktaş'ına gelmemiş vatandaşın bizim de mikrofonlarımıza yansıyan pek çok sesini ekrana taşıdık. Bir tane evladımız vardı hatırlıyor musunuz? Derya Özcan'ın NAV Haber muhabiri arkadaşımızın röportaj yaptığı. Bakın ne kadar sembolik. Üzerinde bir sweatshirt, üzerinde Atatürk resmi. İsmi Çağdaş, bir emekçi işçi çocuğu. Eminönü'ne gelmişler. Eminönü'ne ilk defa gelmiş Çağdaş. Belki annesi babası daha önce gelmiştir ama ulaşım ücretsiz olduğu için geldiklerini söylüyor. Vapura, boğaza şöyle bakarken, suya, denize bakarken Halice dalıp gidiyor sevgili izleyenler. Ve balık ekmek yiyecek ilk defa. Düşünün ki İstanbul'a misafirleriniz gelir, alır onları boğaza götürür, balık ekmek yedirirsiniz. Yani yedirirdiniz eskiden, hatırlayacaksınız. Bu bir ritüeldir. İstanbul'a gelmenin bir ritüelidir. Hala ne kadar uygulanıyor fikrim yok. Ama mesela Çağdaş İstanbul'da yaşadığı halde balık ekmek yemişti orada ilk defa. Ve sadece Çağdaş'ı alabilmişti aile. Zaten öncesinde bu kent lokantalarını tartışıyorduk. Hemen akabinde bir AK Parti milletvekili ıstakoz fotoğrafını paylaştı. İstakoz yemiş olması bizi ilgilendirmiyor ama o fotoğrafın paylaşılırken adres bildirilerek itibar için paylaşılmış olması düşündürdü. Sonra mevzu tabii ki deşildikçe deşildi. Meğer çok lüks bir kulüpmüş ıstakoz yenen kulüp. Monaco'daymış. Üye olanlar girebiliyormuş. Hatta belirli kıyafet kodlarına uymadığınız takdirde üyeyseniz bile girişiniz zormuş. Ve menüye bakıldı. Menüye bakıldığında İstanbul'da Boğaz'da herhangi bir restoranın menüsündeki fiyatlandırmayla Monaco Yat Kulübü'ndeki Michelin yıldızlı mutfaktaki fiyatlandırmanın hemen hemen aynı olduğu ortaya çıktı. Yani demem o ki bu aralar lokantasını, restoranını çok konuşur hale geldik. Bizim restoranlarımızın çok pahalı olması, hatırlayacaksınız bu boykot meselesi nereden çıktı? Bir kurabiyenin 110 lira olmasından çıktı, öyle değil mi? Kuzguncuk'ta kurabiyenin kilo fiyatı 110 lira sanmıştım. Meğer tanesiymiş paylaşımı gelince. Yani bu ara ne yediğimiz ne içtiğimiz çok konuşuluyor. Çünkü artık mesele gerçekten yemek içmek ve aç kalmamaya kadar indirgenmiş durumda. Ekonomimiz buna indirgenmiş durumda sevgili izleyenler. Çok uzattık, CHP'ye dönelim. İkinci detayı rica edebilir miyim Şeynaz ablacığım? Tamam, Pencere gazetesinden
Bir detay kibrinden arınamadı. 31 Mart'ta büyük başarı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını Ankara'da topladı. Yerel yönetimler çalıştayında İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte fotoğraf veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimde başarı elde ettiğini söyleyen Erdoğan'a yüklendi. Özel seçmenin mesajını almadıkları ortada, seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlanmış, küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır dedi diyor. Ve en şanslısı Beşikçioğlu detayı da düşünmüş. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama Erdal Beşikçioğlu kendini şanslı sayan belediye başkanlarından, nedeni birazdan vereceğimiz haberde. Sözcü gazetesinin manşetine de bakalım. Sözcü gazetesi de aynı çalıştayı manşete taşımış ama tabii farklı şekilde. Atam emanetinizi birinci parti yaptık. CHP lideri Özel partisinin 408 belediye başkanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir defterine Aziz Atatürk, kurup emanet ettiğiniz partimizi birinci parti yaptık yazdı. Özel daha sonra yerel yönetimler çalıştayında tarih yazma fırsatı yakaladık dedi. Ve 408 belediye başkanıyla Atatürk'ün huzurundan çıkışta verdiği fotoğrafı kocaman Sözcü manşetten aktarıyor. Hadi gelin o çalıştaya ve söylenen tarihi sözlere kulak verelim. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır seçmen. 4 yıl bakacağım demiştir. Eğer doğru kullanırsak diyecekler ki buraları yönettiğiniz gibi gelin bu ülkeyi yönetin. Gelin Türkiye'yi de düze çıkarın. Tarihi seçim başarısı sonrası Ankara'da ilk kez tam kadro belediye başkanlarıyla buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediye başkanlarına seslendi. Görevimiz yeni başlıyor dedi. Ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Çalıştay öncesi Anıtkabir'deydi CHP belediye başkanları. Atanın huzuruna çıktılar. Özel, Anıtkabir özel defterine CHP'yi iktidara taşıyacağız mesajı düştü. İki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapmak, hak ettiği yere çıkarmak için daha çok çalışacağız. CHP genel merkezinde ilk mesajları belediye başkanlarınaydı. Yükümüz ağır dedi. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış, kibrinden arınamamış bir noktadadır. Tayyip Erdoğan'ın da ilk başlarda mektubu doğru okuyup şimdi Martaval okuması tam olarak da buna işarettir. Seçim sonrası başlayan erken seçim tartışmaları içinse net konuştu. Erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacaktır. Sarı karttan anlamayıp ikinci sarı kartı arananlar var. Millet mesajı almayanlara diyeceğini bilir. Özgür Özel son dönemde muhalif medyada tabii ki kendine yer buluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olması dolayısıyla ama geçtiğimiz hafta Sabah gazetesinin manşetinde, bugünse Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında kendine genişçe yer buluyor ve bakın bir sayfa özel bir röportaj yapılmış Özgür Özel'le bugün. Genel başkanlık sürecini ve yerel seçim başarısını Hürriyet'e anlattı denmiş. İlk sayfadan da bir pencere açılmış bu özel röportaja. Özgür Özel bakın neler söylemiş. Yüksekten boş havuza atladım. CHP lideri Özgür Özel Hürriyet'in Hey Gidi Yıllar köşesine 3 yıl sonra yeniden konuk oldu. O zamanlar CHP Grup Başkan Vekili olan Özel, şimdi CHP Genel Başkanı olarak soruları yanıtladı deniyor. Bakın özellikle imajıyla ilgili çok konuşuldu bugün. Bu hafta Özgür Özel'in saçım boya değil, vaks sürdüler. Ses tellerimden ameliyat oldum. Gözlerime akıllı lens takıldı. Kortizonlu damla damlatılıyor. Kortizon yüzümde şişlikler oluşturdu. Saçlarım boya değil, şekillendirmek için vaks sürdüler demiş. İmajıyla ilgili tartışmalara yorumu bu olmuş. CHP Genel Başkanlığına aday olmaya nasıl ve nerede karar verdiğini anlattı deniyor Özel için. 14-28 Mayıs'tan çok moralsiz çıktım. Bir gün Manisa'da evin salonunda yarı karanlıkta oturdum ve hiçbir şey yapmadan 4 saat düşündüm. Bu tek kişilik bir karardı. Tek başıma uzun uzun düşünüp yüksekten boş bir havuza atladım. Ben düşene kadar havuz dolacak diye hesap ettim. Tam da öyle oldu demiş. Edebi bir betimlemeyle genel başkanlığa adaylık sürecini dile getirmiş. Şimdi belediyelerdeki son duruma gideceğiz.
Az evvel demiştim ya, Erdal Beşikçioğlu biz şanslı olanlardanız dedi. Acaba neden dedi diye. Bir de dikkat çekici bir detay İzmit Belediyesi'nden geldi. İzmit Belediye Başkanı biliyorsunuz Fatma Kaplan Hürriyet meclisini ilk kez topladı ve AK Parti döneminde TÜGVA ve Ensar Vakfı'na tahsis edilen yurt ve gençlik merkezi protokollerini iptal ettiğini dile getirdi. 25 yıllık bir tahsisin zaten kanunen yapılamayacağını dile getirerek. Biz hiçbir yere tahsis etmeksizin tamamen belediye eliyle bu hizmeti sunmak adına bu yapıyı geri alıyoruz. Ve oradaki öğrencilerimiz tamamen mağdur edilmeden bizim garantimizde bu hizmetten yararlanmaya devam edecektir. İzmit Belediye Meclisi devlet eliyle önce dönemin AK Partili Belediyesi'ne, AK Partili Belediye'den de TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdunu geri aldı. Ensar Vakfı ile olan protokol de iptal edildi. Bir Sayıştay raporu var, iki mahkeme kararı var. Mahkeme kararı ve Sayıştay raporuna göre bu tahsis hukuksuzdur, bu tahsis yanlıştır. İzmit Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında en önemli gündem maddesi TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu'yla Ensar Vakfı'nın kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ydi. 25 yıllığına neredeyse 4-5 belediye başkanının bile dönemini bloke edecek şekilde tahsis, ki tahsis asla yapılamaz ama ona rağmen tahsis yapılmıştır. Ve buradan bu vakıf para kazanmaktadır. Ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediyenin kendi bütçesiyle yaptığı yerden öğrenciler vakıfa para ödemektedir. 31 Mart seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet mahkeme kararını ve Sayıştay raporunu hatırlattı. Öğrenci yurdunun geri alınması ve Ensar'la olan protokollerin iptalini oylamaya sundu. Tekrar iptali ancak ve ancak belediye meclisinin kararıyla söz konusudur. Komisyonluk bir konu artık kalmamıştır. Vatandaşlar ve basın mensupları da bilsin neden direkt oylatıyoruz diye. TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdu oy çokluğuyla yeniden belediye himayesine geçti. Ensar'la olan protokol de iptal edildi. Orada şu anda barınma hakkından yararlanan öğrenciler var. Biz yine yurt olarak belediye himayesinde burayı işletmeye devam edeceğiz. Ve oradaki öğrencilerimizin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimiz altındadır. Hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Hiçbir şekilde çıkartılmayacaktır. Kütahya Belediye Başkanı CHP'li Eyüp Kahveci de belediyeyi AK Parti'den 1 milyar 700 milyon liralık borçla devraldıklarını söyledi. Kahveci, borcun bir kısmının AK Partili belediyenin seçim kazanmak amacıyla yaptığı harcamalardan kaynaklandığını öne sürdü. 1 milyar 700 milyon TL gibi bir borç var ama bunun 1 milyar TL'si kısa vade, yani 1 yıla kadar ödemesinin yapılması gerekli olan borçlardır. Ama bu borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılmış olan yatırımlardan kaynaklandığı çok net bir şekilde görülmektedir. Mersin'in Mezitli ilçesinde de zabıta tarafından Türk Harf Kanunu'na aykırı olan tabelalar kaldırıldı. Yalova'da Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in talimatıyla Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlatıldı. Değerli Yalovalılar, Arapça tabelaları kaldıracağız. Arapça kelimeleri, harfleri ancak Türkçe kelimelerin %25'i kadar yazabiliyorsunuz. CHP'nin 11 milyar liralık borçla devraldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracı meydanda sergiledi. Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu araçları geri göndererek aylık 1 milyon 214 962 lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak dedi. Bu sadece araç tasarrufu. Bunun yanında bu araçların tüketeceği yakıtlardan ettiğimiz tasarrufu, personel anlamında yaklaşık her bir personel maliyeti düşündüğümüzde bunun kat be kat üstüne çıkan bir tasarrufun birinci adımını başlattık. Enver Bey bize borçsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanslı belediyelerden biriyiz efendim bu manada. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ise bu açıklamayı yaptı mikrofonlara. Eski belediye başkanı AK Partili Enver Demirel'den teşekkür geldi. Demirel Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz aldık açıklaması için sosyal medyadan teşekkür etti. Böyle şanslı belediyeler de var demek ki. Bakın, az evvel Denizli Belediyesi'ni izlediniz. Araçlarla ilgili aldığı kararı Sözcü bugün konuyu manşetine taşımış.
İşte araç saltanatı diyor, teker teker sayıyor, numaralandırıyor 45 tane aracı. AKP'nin 20 yıl yönettiği belediyedeki şatafat ortaya çıktı. Denizli Belediye Başkanı AK Parti döneminde kiralanan 380 araçtan ihtiyaç fazlası olan 45'ini geri gönderiyor. Böylece ayda 1,2 milyon lira tasarruf edilecek denmiş. Pencere Gazetesi'ni tekrar açalım. Pencere Gazetesi'nden bir detay, biliyorsunuz. İstakozdan sonra en çok tartıştığımız konu yarım milyonluk İsveç üretimi saat oldu. Aslında daha pahalı saatler de gündeme gelmişti. Yıllar yıllar önce çok daha pahalısı, bunun 4-5 katı fiyatı olduğunu bildiğimiz, yine böyle dünyada sayılı insanda olduğunu bu vesileyle öğrendiğimiz bir takım saatler bakanlarımıza hediye edilmişti. Ama nedense o zaman vatandaşın bir tepkisi en azından bugünkü kadar olmamıştı. Hatta işte bu soru bize dün neden şimdi başlığını attırtmıştı. Yarım milyonluk alın teri, Rolex marka saatiyle biz milletin ta kendisiyiz paylaşımı yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu kendisini savundu. Helal parayla edindim dedi. Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yarım milyonluk saatini takmaya devam edeceğini duyurdu diyor. Kiminin alın teri milyon ediyor, kiminin alın teri yarım milyon, buna itirazımız yok. Saatini takmaya devam edecekmiş. Lüks ve şatafata düşkünlükleri yetmiyormuş gibi bir de bunu vatandaşın gözünün içine sokuyorlar. Bundan da hicap duymuyorlar. Paylaşımları silerek tepkilerden kurtulacaklarını zannediyorlar. Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur. Arkamda yer alan değerli Ispartalı partilerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Twitter'da görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Aynı fotoğrafı yeniden koyuyorum. Bahadır Bey, Ispartalılara hakaret silip yeniden koyunca ortadan kalktı mı? Yahu bırakın milletle kafa bulmayı. Bırakın dalga geçmeyi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu kolundaki yarım milyonluk saat tepki çekince paylaşımını silmişti. Tartışma başlatan fotoğrafı yeniden paylaşarak kolumdaki saate tepki olduğundan değil, partililerimize hakaret vardı, o yüzden sildim dedi. Kendisini savundu ama muhalefeti ikna edemedi. Millet et alamıyor, evine ekmek götüremiyor. Siz 600 bin liralık saatlerinizle poz veriyor, sonra da suçu millete atıyorsunuz. Oo, Tahsin Paşam hoş geldiniz. Hayırdır paşam, fena bir şey mi oldu? Gerçi her gün fena bir şey oluyor ama. Bu sefer iş ciddi paşam. Tahsin Paşa'ymış. Tahsin Paşa tabii ki Rolex saat kullanacak. İmparatorluğun paşası. AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu aynı zamanda senarist ve oyuncu. Bir TV dizisinde Sultan Abdülhamit'in baş katibi Tahsin Paşa'yı canlandırmıştı. Gözlerim kör olsaydı da ne sizi ne milletimi ne de devletimi bu halde görmeseydim. Canlandırdığı karakter Abdülhamit'e o kadar yakın olmasına rağmen yaşamı yoksulluk içerisinde bitiyor. Oysa bunların maşallah her şeyleri var. İnsanlar niye tepki duyuyorlar buna? Maldivler'de tatile, dünyanın en pahalı restoranda ıstakoz yemeye, dünyanın en pahalı saatini takmaya insanlar niye tepki duyuyorlar? Bunu düşünün. AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki ıstakoz paylaşımı, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarım milyon değerinde saatiyle verdiği poz. Muhalefet gündem olan AK Parti milletvekilleri üzerinden iktidarı halktan kopmakla eleştirdi. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim. Lükse düşkünlükle helalinden kazanç arasında bir ilişki yok. Bunu halkın gözünün içine sokmanız sorun. Bu kadar mı koptunuz halktan? Yenişehirlioğlu'nun silip tekrar paylaştığı fotoğraf, saati takmaya devam edeceğim açıklaması, muhalefetin yanıtları tartışma sürüyor. Hasim Paşa'm. Bu mesele de daha çok konuşulur gibi duruyor sevgili izleyenler. Peki dedi ya alın terimle kazandım. Kiminin alın teri milyon eder, kiminin alın teri yarım milyon eder. Kiminin alın teri milyonun M'sine yaklaşamaz. Olabilir bunlar, geri kalan her şey normal olduğunda tamam diyebileceğimiz durumlar. Normal olmayanlarsa aradaki uçurumun giderek derinleşiyor olması. Bir kesimin çok zengin olan ve ülkenin kaymağını yiyen bir kesimin çok küçük bir azınlık olması, bu matematiksel verilerle
yetkililerin ortaya koyduğu bir gerçek. Çok büyük, geniş bir kitlenin ise alın teri döktüğü halde bu ülkeyi, bu ülkenin ekonomisini sırtladığı, omuzladığı halde maalesef o kaymaktan, kremadan hiç pay alamıyor olması, bırakın kaymağı, kremayı, ekmek bulamıyor olması. Mesele tamamen bundan ibaret. Yoksa kim İsveç saati takmış, kim Alman saati takmış, kim hangi marka arabaya binmiş, kim çok zenginmiş, bu kadar derdimiz olmaz. Kimse servet düşmanlığı yapmıyor yani açıkçası. İşte mesela sıradaki haberde esnaf. İzmir'e doğru gideceğiz. Esnaf kendi durumunu anlatıyor ve diyor ki yabancı turist olmasa halimiz duman. Esnafın işi zor. Niye zor? Maaşlar belli. İnsanların önceliği gıda. Akabinde zararı kalmadıkça ne bileyim işte kıyafet, giyim vesaire. Bunlar ikinci planda. Alım güçlerinin düşük olması, işte maaşların çarpanlarından kaynaklı sorunları biliyorsunuz. Yani işler çok hareketli değil. Hani ciro bazında biraz belki geçmiş yılları dengeliyoruz ama ürünün maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünürsen esnafın kar marjı çok çok düşük şu gün. Ya ne oluyor? İdam etmeye çalışıyor diye düşünün. Piyasa geneli durgun olduğu için bizim de durgun yani. İnşallah iyi olacak diye hedefliyoruz ama zor. Yani milletin cebinde para yok. Yani geçim sıkıntısı çok yüksek. Emekli maaşları görüyorsunuz çok düşük. Asgari ücretle sen ona kesen. İnsanlar zor geçiniyor yani. Şimdi bu durumda bizden alışveriş yapma şeylerini bekleyemiyoruz. Biz de yazın işte turistler falan gelirse yurt dışından seyahat edenlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sifta yok. Dükkanlar hepsi bomboş. Bütün esnaf arkadaşlar oturuyor. Bize taze kan lazım. Çünkü yerli alım gücü yok. Adam emekli maaşı 10 bin lira alıyorsa sence ne alabilir? İnsanlar geziyor sadece aç aç, başka bir şey yok. Adam bir simit alıyor eline, yiyor, öyle geçiyor. Yemek bile yemiyor doğru dürüst. Yani anlayacaksın şu an kimsede sifta yok, millet oturuyor. Bir gün iş yapıyorsan bir ay oturuyorsun. Bize taze kan lazım, bize turist lazım, başka bir şey yok. Her gün her şeye zam geliyor. Bugün bir taze fasulye aldım, bir kilo fasulye 80 lira. Ben burada kime ne vereyim? Ucuz versen ben batacağım. Kiralar %100 artıyor. Ne bileyim alım gücü çok zor. Herkes için, sırf benim için değil, esnaf için de öyle. Et de koymuyorum artık. Et yemeğini kaça satacağım ben? Her gün kıymaya zam geliyor. Her gün. Geçen hafta yine geldi 30 lira. Tüpe her gün zam geliyor. Yani her şeye her gün zam geliyor. Ya yansıtsak müşteri kaçıyor. Yansıtmasak biz içeri giriyoruz. Yani biz hep tedirgin içerisindeyiz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Halbuki yüksek makamlarda tanıdıklarınız olsa, mesela bu işlerle uğraşmasanız da, böyle daha kolay işlerde, tıkır tıkır paranızı kazanacağınız pozisyonlarda, o yüksek makamdaki tanıdıklarınız size yer açsa, alan açsa ne kadar güzel olur değil mi? Yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetiştirmek. 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı görevde yükselme yazılı sınav sonuç belgelerine göre 91 alan İdari İşler Müdürü bir vatandaşımız yazılı sınavda kazanmış olmasına rağmen mülakat sınavında elenmiş. Bakınız yine yazılı işler müdürü 86 almış, başarılı olmuş yazılı sınavda ama adam kayırmaca uygulaması olan mülakatta başarısız görülüp atanmaya hak kazanamadınız demiş. Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında yazılı da yüksek puan alan ama mülakatta elenenleri belgeleriyle ortaya koydu CHP milletvekili. O mülakat öncesi Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kendisine gelen mesajları yönlendirdiği yazışmalar Nav Haber'in görüntüleriyle gündeme gelmişti. Sayın Bakan Yardımcım merhaba. Paylaşmış olduğunuz bir sosyal medya mesajı vardı ama. Gaziantep'te 92 almasına rağmen atanamayıp 76 alanın atandığına dair de örnek var elimizde. CHP'li Öztürkmen belgeleriyle alınan yüksek puanlara rağmen mülakatta elenerek yerlerine yazılı sınavda başarısız sayılan adayların atandığını belgesiyle anlattı. Sınavda başarılı olan bir vatandaşımız ne diyor? Ben yıllardır filan adliyede zabıt katibi olarak çalışıyorum. Yazılı sınavdan 90 almama rağmen ne yazık ki mülakatta elendim. Benim yerime 76 alan atandı diyor. Bir başkası diyor ki ben 85 puanla il birincisi olmama rağmen
Benim yerime 76 puanla son sıradaki kişi atanmıştır diyor. Bakan yardımcısı Ramazan Can kendisine ulaşan notlara tek tek yanıt vermişti. O isimler mülakatta kazandı, görevde yükseldi. Adalet Bakanı liyakata bakacağız demişti. Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Yazı İşleri Müdürü yazılı sınavda 90 alarak başarılı olmuş ancak açıklamada başarısızsınız denmiş. Branşı Yazı İşleri Müdürü aldığı puan 88, atanmaya hak kazanamadınız demiş. Yazık değil mi? Günah değil mi? Vicdanınız sızlamıyor mu? Muhalefet tepkili. Bakan yardımcısının listesinde yer alan isimlerin görevde yükselmesi, mülakatta torpil tartışması bir kez daha alevlendi. Ortaya çıkan mesajlar vardı, torpil mesajları. Neler söylüyor? Torpil mesajları falan yok. Yani Adalet Bakanlığı'nda adaletsiz atamalar olduğu iddiası. Biliyorsunuz NAV Haber kameraları da zaten zamanında o yazışmaları ekrana taşımıştı. Devam edelim, yine bir adalet arayışından bahsederek devam edeceğiz. Kamu Son Haber ve başka pek çok gazete bugün ilk sayfasından yer veriyor. Bizim de ilk defa ekrana taşıyacağımız bir adalet arayışı değil ama adalet yerini bulmadığı sürece peşini de bırakmayacağımız bir konu. Depremde ölen 35 öğrenci için adalete ışık tut eylemi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan İSİAS Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC'li öğrenci için adalete ışık tut yürüyüşü düzenledi. Depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir ifadelerini kullandı. Ellerinde meşalelerle yürüyen aileler, İSİAS ortak davamızdır ve adalet olası kastla gelecek sloganlarıyla yürüdü deniyor. Hadi gelin o yürüyüşe gidelim. Davamızda bizleri üzen kararlar alınmıştır. Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir. Kıbrıs'ta aileler depremde yıkılan İSİAS Otel'de yaşamını yitiren evlatları için adalete ışık tut yürüyüşü düzenledi. İlk günden beri kapanmayacak yaralarımızı, yasımızı bir kenara koyarak bize bu acıyı yaşatanların ve koskoca bir nesli yok edenlerin cezasını çekmesi gerektiğini hep birlikte dile getirerek adalet, adalet diyerek haykırdı. Apartmandan otele çevrilen binada 26'sı çocuk, 72 kişi hayatını kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adıyaman'a turnuvaya katılmak için giden voleybolcu Şampiyon Melekler de o binada yaşamını yitirdi. Ailelerin hukuk mücadelesi sürüyor. Mahkeme yeni bilirkişi incelemesi talep etmişti. Gazi Üniversitesi hazırladı raporu, mahkeme heyetine sundu. Daha önceki bilirkişi raporlarında otel binasına sonradan eklenen kaçak katın yıkım nedenlerinden biri olduğu belirtilmişti. Yeni raporda yapıya sonradan eklenen bölümün yıkıma ciddi seviyede etkisinin olmadığı söylendi. Binayı denetlemesi gereken belediye görevlilerinin kusurlu olmadığı da yazıldı. Bakın, bu otelin yapımında yanlış yapan, usulsüzlükle hareket eden herkesin, tüm sorumluların en ağır cezayı alması için de mücadelemize devam edeceğiz. Adalet isteğimizi hep tekrarlıyoruz ama bu adalet kavramının içini doldurmak gerekir. Adil bir karar çıkması gerekir. Yeni bilirkişi raporu sonrası tutuklu sanıklardan inşaat mühendisi Halil Bağcı ve otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti bu rapora dayanarak Efe Bozkurt'u ve Halil Bağcı'yı, fenni mesul olarak gözüken Halil Bağcı'yı tahliye etti. İSİAS Otel'de evlatlarını kaybeden Kıbrıslı aileler adalete ışık tut yürüyüşü düzenledi. İSİAS Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Biz İSİAS'ın emsal bir dava olması için uğraşıyoruz. Çünkü bizim canlarımız gitti. Gidenler gitti, geri gelmeyecek. Ama bundan sonra böyle bir felaket yaşanmaması için uğraşıyoruz. Ve bu dava bir emsal dava olduğunda adalet yerini bulacak. Türkiye'de bazı şeyler değişecek.
Biz de takibini sürdüreceğiz. Böyle simgeleşmiş bazı davalar var, özellikle deprem bölgesinden, o 11 ilin farklı köşelerinden. Sadece onları değil, aslında tamamını takibi sürdürmek gerekiyor sevgili izleyenler. Biz de gündem oldukça, basına yansıdıkça, onlar bize ulaştıkça biz de size ulaştırmayı sürdüreceğiz. Çünkü ders almadan ilerlediğimiz takdirde ne yaşandığını 99-2023 peş peşe gördük. Aradan çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen bir arpa boyu dahi yol alamadığımızı, 50 binin üstünde canı toprağa gömerek verdik, gördük. Yani o yüzden bazı acı tecrübelerden ve bu kadar acı, böylesine acı bir tecrübeden ders çıkarılmayacaksa vay halimize. Mesajlar geliyor. Ömer Faruk Karaman, ithal halkın enflasyon umrunda olmadığı için, ithal halk tırnak içinde, yerel halkın yine tırnak ikna olması gerekiyor. Zaten enflasyon da matematiksel bir gerçeklik değil, sadece psikolojik bir yanılsama. İnşallah yerel imkanlarımız içerisinde yeteri kadar psikolog bulunuyordur demiş. Demek istediğim başlığını atmış. Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam Karar Gazetesi'nde bir haber var. Karar Gazetesi'nin 3. detayını rica edelim. Biliyorsunuz IMF'le bir takım görüşmeler gerçekleştiriyor ekonomi hazine bakanımız. Biz de olsak aynısını yapardık demişler. Karar da bunu ilk sayfadan aktarmış. Şimşek'in programına IMF'den destek. Enflasyon kur sarmalında derinleşen ekonomik krizden çıkış için kemer sıkma programı uygulayan Hazine Bakanı Şimşek'e IMF'den destek geldi. Maliyeci şapkasıyla vergi silahına sarılan Şimşek'i öven IMF Avrupa Departmanı Direktörü Kemmer, biz de bunu tavsiye ederdik dedi. Tabi ederdiniz. Yabancı yatırımcıyı getiremeyen Hazine Bakanı Şimşek seçimden sonra tasarruf silahını çekti. Vergi denetimlerini artıracaklarını belirtti. Emekliye ve asgari ücretliye yapılacak zammın enflasyonu artıracağı görüşünü savundu. Şimşek'e tasarrufu dar gelirlinin sırtına yüklediği eleştirileri yapılırken IMF'den övgü yağdı. IMF Avrupa Direktörü Alfred Kemmer, Şimşek'in uyguladığı ekonomi programının desteklendiğini belirterek biz de Türkiye'ye ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik dedi. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşmenin olmadığını belirtti deniyor. Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'la görüştü. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Gopinath görüşmeyle ilgili dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet paylaşımında bulundu deniyor. Bakalım sonuç ne olacak? IMF'den biliyorsunuz alerjimiz varmış gibi çok haz etmiyoruz. IMF ile yapılan görüşmelerde bir para akışı olmayacağı dile getiriliyor. Dünya Bankası'ndan bir takım vaatler var Türkiye'ye yönelik. Proje bazlı olduğunu öğrendiğimiz bir sistem bu, biliyorsunuz. Dünya Bankası bir takım projeleriniz varsa gelip size kredi veriyor. Ve siz gelişmekte olan bir ülkeyseniz ve bunu doğru kullanırsanız aslında bu iyi bir şey. Ama aslında IMF daha ucuza veriyor bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi dün itibariyle mercek tutmuştuk. Akşam saatlerinde ana haberde de izleme fırsatına sahip oldunuz. Ucuz atlattık dediğimiz bir durum yaşadık. İstanbul'da bir heyelan meydana geldi. Kimsenin canı yanmadı, burnu kanamadı. Bu heyelanda biliyorsunuz yaklaşık 125 kişi evlerinden tahliye edilip otellere yerleştirildi. Ama sormak lazım, hastası var, yaşlısı var, çocuğu var. Bu insanlar nereye kadar emanet adreslerde kalacaklar? Ve ya deprem olsaydı diye de düşünmeden edemiyor insan. Yıldız Tabi'ye Toki evlerinin arkası toprak kayması başladı. Stat da orası. Daha ondan önce taş ocağıydı burası. Taş ocağının üstünü doldurdular, stat yaptılar çöplerle. Ondan sonra tekrar geldiler, kazıklar çaktılar. Bir müteahhit bıraktı, kaçtı gitti. Bu ikinci gelen müteahhit. Geçen gün gördüm, bak şu karşı tarafta yarıya kadar baktım toprak uçuyor. Makine çıkmıştı oraya, makine oradan toprak indiriyordu aşağıya. Sen evlerin altını boşaltırsan orası uçar yani, gayet normal. Burada hiçbir mühendis yoktu, hiçbir mimarı yoktu bu çalışmayı yaparken. Evleri zarar gören, toprak kayması nedeniyle ölümden dönen mahalleli ihmal iddialarını sıraladı. O iddialar çok çarpıcı. TOKİ dere yatağına konut inşaatı başlattı.
Projeyi genişletmek için de yamaçtaki evlerin altındaki toprak kazıldı. Kazıklar da yeterli olmayınca heyelan yaşandı. Mahalleli daha önce de evlerinde çatlaklar oluştuğunu, yani yaşananların göz göre göre geldiğini anlattı. Bir yandan eski tek katlı binalar, bir yandan dönüşümle başlayan ama nedense yüksek katlı binalar. 7 katlı ve orayı TOKİ yapıyor. Aşağıda büyük bir kazı alanı oluştu. Burada çok derin bir çukur kazılmış. Yani yokuşun aşağısında, uçurumun hemen aşağısında çok derin bir çukur kazılmış ve iddiaya göre kazıklar yetersiz olduğu için burada mahalleli çok büyük bir tehlikeyi de bu şekilde atlattı. TOKİ yapıyor. Bizi de bu sefer mağdur ettiler ama ne yapmaya çalışıyorlar biz de anlamış değiliz yani. Kentsel dönüşüm dediler. 15 senedir belediyeyle sözleşme yapmışız. Ransal dönüşüme döndü. Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 10 yılı aşkın süredir tamamlanamadı. Bazı mahalle sakinleri belediye ile anlaşırken bir kısmı da eski evlerinde oturmaya devam ediyor. Bir yandan da TOKİ konut yapmayı, hatta o alanı genişletmeyi sürdürüyor. Kentsel dönüşüm şeyi olmuş, mevzusu olmuş ama durdurulmuş. Sadece şurası yapılıyor. Orası da zaten parası olana vermişler. Parası olmayana bir şey yok. Yani kendi çıkarları birbirine satıyorlar. Bir tarafta dere yatağı, diğer taraftaysa toprak kaymasının meydana geldiği dik yamaca kurulan gecekondu alanı. İşte tam bu iki alanın ortasına TOKİ, Yıldız Tabya Stadı kaldırıldıktan sonra bu konut inşaatına başladı. Hatta inşaatların bir kısmı da tamamlandı. Ve iddiaya göre TOKİ inşaatı devam ederken yeterli kazık çakılmadı ve bu toprak kayması meydana geldi. Kazık çakma olayı 2 senedir devam ediyor. Hiçbir ünlem alınmamış. 114 kişinin evsiz kaldığı heyelan alanında inceleme yapan İstanbul Valisi, bölgenin önceden riskli alan ilan edildiğini açıkladı. Burası riskli alan olarak ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların bu riskli alan itibariyle taşınması lazım, yıkılması lazım. TOKİ'nin ihmal iddialarına yanıt verip vermeyeceği, heyelanın meydana geldiği alanda riskli alan ilanından sonra neden hiçbir önlem alınmadığı merak konusu. Mahalleli bu sorulara yanıt bekliyor. Gittik otele, evimize bize ettiler. Evimize giremiyoruz. Yani tek sıkıntımız o. Çoluk çocuk perme perişan oluyor. Evet, burayı da takibi sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Şimdi ise uzun süredir takibini sürdürdüğümüz, sizinle birlikte hep beraber takip etmeye devam ettiğimiz bir adrese gideceğiz. Muğla Milas'a bağlı İkizköy. Biliyorsunuz Akbelen Maden Sahası tüm itirazlara rağmen işlerliğini sürdürüyor. Tüm hukuki süreçlere, vatandaşların isyanlarına, protestolara, nöbetlere rağmen sürüyor. Oradaki vatandaşa rağmen, oradaki vatandaşın canını tehlikeye atma pahasına hatta sürüyor. Öyle ki bir toz bulutu altında yaşıyorlar. Günde yaklaşık 20 patlatmanın meydana geldiğini söylüyorlar çünkü. Bu toz sadece insanın psikolojisine, evinin duvarlarına, işte ciğerlerine zarar vermiyor. Oradaki bitki örtüsüne, zeytine de zarar veriyor. Bakın, gözünüzle gördüğünüzde uzman olmanıza gerek kalmaksızın anlaşılabilir bir perişanlık. Evet, burada bir patlama. Anormal bir toz yoğunluğu var. İşte bu toz yoğunluğu, bu Akbelen şantiyesinde çıkan toz yoğunluğu. Bunu yaratan şirket kendisi bile çalışamıyor şimdi artık. Beyinlerim yanıyor, boğazlarım yanıyor, göğsüm yanıyor bu tozdan. Soluğumu alamıyorum. Ölüm benim için yaklaşıyor yani bu gidişle. İkizköylü Zülfikar Yakar 4 ay önce hastaneden taburcu oldu. KOAH hastası. Bu gidişle ciğerlerinin söneceğini söylüyor çünkü yemyeşil köyü giderek beyaz bir toz bulutuyla kaplanıyor. Milas İkizköy'de Akbelen ormanlarını yok eden maden sahasında her gün yeni dinamitler patlatılıyor. Yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan İkizköy nefes alamıyor. Görüş mesafesi yok. Yolda araçlar bile karşılıklı birbirini görmüyor. Kazalar oluyor. 88 yaşındayım. İlaç kullanıyorum, öksürük ilacı. Tozdan dışarı çıkamıyorum. Geçen hafta şurada iki kamyon birbirine girdi. İnsandan da önemli mi bu kömür ya? İnsandan da önemli mi? Bizleri hiçe saymasınlar. Yeter artık ya. Doyduk gar, canımıza tak dedik. Yeter. Muğla Milas Akbelen Ormanı için aylarca süren ağaç ve su nöbeti, kesilen ağaçlara dökülen gözyaşı engelleyemedi kömür madeninin genişlemesini. Maden sahasında bir günde 20'ye yakın patlama oluyor. Ağaçlardan sonra bu kez tehdit insana yöneldi. Bizim evlerimiz çatlak. Burada patlatılan dinamitler yüzünden bu toz çıkıyor ama
ama bunun tek sonucu burada çıkan bu toz değil. Aynı zamanda çatlak evlerimizin içinde biz yaşamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Bu köyün %70'i 50 yaş üstü insanlardan oluşuyor. Bu insanların çok fazla kronik hastalıkları var. Astım, KOAH hastası, kanser hastası çok fazla insan var. Ama maalesef burada çalışan bu maden şirketinin asla umurunda değil. Gerçekten yaşama, insanca yaşam hakkımızı korumakla yükümlü olan kurumlar var. Biz bu kurumlardan bir şey bekliyoruz artık ya. Ya çünkü biz burada ölüyoruz. Köylüler yaşam haklarını savunmak için bir kez daha mücadelede, aslında bir de yasa var. Zeytinlik yasası. Bu ülkede bir zeytincilik kanunu var. Bu zeytincilik kanununda zeytinliklerin 3 kilometre yakınında herhangi bir madencilik faaliyeti yapılamaz diyor. Ama görüyorsunuz, bakın burada göz gözü tozdan görmüyor. Bu zeytinlikler şu an çiçek verme döneminde. Bu çiçekler yarın öbür gün düşecekler. Hiç zeytin yağı alamayacağız. Hiç zeytin alamayacağız. Burada bu köylünün birçoğu zeytinle geçiniyor. Yemyeşil örtünün üzerine çöken bu ölümcül toz duman zeytinciliği de bitirecek. Gelinci kaçan Milas'ın tarlalarını da, o tarlalarda otlayan hayvanları da. Dinamit tozundan bir hava geliyor. Çünkü kartojen savuruyor bura. 8-10 tane hayvanım öldü benim. Bu ottan yediği için öldü. Yaklaşık 2 aydan beri böyle. Yani bu neyin peşindeyiz ya? Biz de insan evladıyız ya. Bir duyun sesimizi artık ya. Şimdi biraz böceklerden bahsetmek durumundayız. Tarımsal ölçekte sevgili izleyenler. Bunun için biraz Ordu'ya gideceğiz ama mesajlarınıza bakalım. TC Şerife Engür, 90 puanla komiser yardımcılığı sınavından elenen evladım var. Şu anda 82 puanla atanamıyor. Kime demeliyim bilmiyorum demiş. Az evvel bir torpil skandalı haberi aktarmıştık, hatırlıyor musunuz? Adalet Bakanlığı ile ilgili, ona istinaden gönderiliyor. IMF laflarını da duymaya başladık diye mesajlar atıyorsunuz. Ülkenin kaynağını yesinler, afiyet olsun. Bu azınlığı çoğunluk iktidara getirdi, unutulmasın mesajını Orhan Bey göndermiş. Demek istediğim, boykot edilecek çok şey var diyor bir izleyicimiz. IMF konusunda ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyen Cumhur Bey ekran başında. İSİAS otelde ölen çocuklar gelişmiş ülkelerin vatandaşları olsaydı dava bu kadar ağır ilerler miydi diye Murat Bey bir soru sormuş. Bakıyorum, demek istediğim, Erzincan İliç doğa katliamını neden anmıyorsunuz? Trakyalı Ali Bey, neden bizi daha erken saatte açıp izlemiyorsunuz? Ben de size böyle bir soru sorayım. Dün sabah saatlerinde o liç yığınının altından çıkarılan ikinci vatandaşımızın haberini aktardık. Bugün sabah erken saatlerde cenazesinin haberini aktardık. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kaçmasın efendim. Çokça mesaj var. Okumak için, yer vermek için zaman ayıracağız ama Ordu'ya gitmeye de söz verdik. Geçtiğimiz günlerde de aktarmıştık. CHP Ordu Milletvekili adı güzel. Ordu'daki fındığı vuran böcek probleminden artık bahsede bahsede dilimde tüy bitti. Sonuç alamıyorum. Yetkililerin dikkatini oraya çekemiyorum. Böcekleri yetkililere getirdim deyip bakanlığın önüne böcek bırakmıştı. Bakın bölgeden nasıl bir ses yükseldi konuyla alakalı. Kokarca zararlısını Tarım Bakanı ile buluşturma etkinliğine hoş geldiniz. Ben bunları taze taze getirdim. Biraz da bakanımız orasını oldu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ta Ordu'dan kavanozun içinde Ankara'ya getirip Tarım Bakanlığı önüne bırakmıştı. Fındık bahçelerini istila eden böcekleri. O böcekler, yani kahverengi kokarcalar, sadece Ordu'da değil Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamını tehdit ediyor. Tehlike büyük. Benim öngörüm 150 bin ton civarında bir zarar olabilir. Artık kırmızı alarma geçmesi gerekiyor bakanlığın. Sayın Erdoğan da rahat olmasın. Beştepe buraya 5 kilometre. Buradan oraya uçması Sayın Erdoğan 4 saatte. Şimdi bu problemle biz uğraştık. Bundan sonra da siz uğraşın. Amerikalı bilim insanları dünyaya gelmiş en zararlı tarım zararlısı diye bahsediyorlar bu böcekten. Kahverengi kokarca böceği, sıcağa soğuğa dayanıklı ama ılıman iklimde hareketlenen istilacı bir böcek. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in böcekli protestosunun ardından fındık üreticilerinden de ses yükseldi. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, bakanlığın acilen önlem almasını istedi. Geçen yıl kahverengi kokarca bizim yaptığımız hesaplamalara göre 35 bin ton civarında bir zarar verdi. Bu yıl onun 5 katı olma ihtimalini öngörüyoruz. Çok büyük bir zararlı böcek. Emici böcek türü bu. Fındığın yaprağından tutun da meyvesine kadar zarar veriyor. Bu yıl
Nisan'ın 15'inden itibaren faaliyete geçti. Normalde Mayıs'ın birinci haftası ya da ikinci haftası faaliyete geçerdi. O da bizi çok çok endişelendiriyor. Trabzon'u bu yıl 2-3 hafta erken istila etmeye başladı kahverengi kokarcalar. Acil müdahale şart. Çok endişeliyiz. Yani gerek bakanlık gerekse üreticinin mutlak surette kimyasal bir mücadeleyi acil başlatması lazım. Bu yıl Artvin bölgesinde bazı köylerde verdiği zarar %60'ı geçti. Yani bu çok büyük korkunç bir şey. 700 rakıma kadar böcek var olduğu ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki büyük bir alana zarar verecek. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyorlar. Doğayı katledip tarımı çiftçiyi öldürüyorlar demiş Emrah Değirmenci. Sumer Pınar günaydın. Hükümet destekli kedi köpek katliamına meclisin Avrupa'ya örnek göstermesini oysa Avrupa'da uyutma katliamı olmadığını anlatsanıza. Her yer işkence. Partilerin kesip ülkeye bela getiriyor. Yani daha anlaşılır yazarsanız bu mesajı okumak isterim. Bu konuya sizin vesilenize değinmiş olmak isterim ama biraz imla, biraz Türkçe. Şimdi Akasya günlükleri Zümrüt Tanrıöven tarafından kaleme alınmış ve yolu bizim masamıza düşmüş bir kitap efendim. Savaşçının keşfi notuyla aktarılmış ilk sayfası. Bir de Cinnetten Cennete İsmail Sağır tarafından kaleme alınmış ve yolu yine masamıza düşmüş bir kitap. Kurtuluşa giden yol yürekten başlar notunu düşüyor yazarımız bu kitaba da. Ben biraz şöyle boğazımı ıslatayım istiyorum. Bilmiyorum sizin de bir ihtiyacınız var mı? Şimdi bir molaya çıkacağız hep beraber. Sonra geri dönüp aynen devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Demek istediğim başlığını attık. Ne demek istediğinizi anlamak istiyoruz. Ne söylemek istediğini duymak ve duyurmak niyetindeyiz. Dolayısıyla bu başlığı attık ve görüyorum ki çokça rağbet ettiniz bu başlığa gönderdiğiniz mesajlarda. Hepsi için bol bol teşekkür edeceğim. Bu kısımda da bol bol haber vereceğim gibi bol bol mesaj okumayı da sürdüreceğim. Aynı zamanda gazetelere de detaylı bakacağız. Önce havanın durumundan bahsederek başlayalım isterseniz. Dışarıda gördüğünüz, ekranda gördüğünüz görüntü naklen aktarılan görüntüdür. Evet. İstanbul böyle bir sabaha uyandı. Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Güneş düne göre çok daha fazla kendini gösteriyor. Ama çok da aldatıcı olmasın. Dünün serin havasının etkisi dışarıda, reklam arasında, terasta biraz şahit olduğum kadarıyla devam ediyor. Dolayısıyla bu serin havadan lütfen güneşe aldanıp kısa kollulara hızlıca geri dönüp hasta olarak çıkmayınız efendim. Bahar havası zaten tam hastalık havasıdır. Bahar havası özellikle Nisan yağmurun da çok yağdığı bir dönemdir ama biz tabii bu anlamda meteorolojik hafızamızı maalesef yaşanan dengesizliklerle kaybettik. Geçtiğimiz Nisanlarda yağmadığı için bu Nisan yağan bize biraz fazla geliyor. Bir de tabii ki içinde bulunduğumuz iklim krizi dolayısıyla artık hava olaylarını maalesef uçlarda yaşıyoruz. Yağan yağmura korkuyla bakıyoruz, esen rüzgara korkuyla bakıyoruz. Başımıza bir iş getirir mi diye. Hazırlıklı olsak korkmayız aslında, öyle değil mi? Hadi gelin dün itibariyle yapılan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarılarının aslında ne kadar yerinde olduğunu yaşanan mağduriyetlerden görelim. Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenenden kuvvetli esti rüzgar. Çatılar uçtu. Minareler, ağaçlar, direkler devrildi. Yeni kapı seferini yapan arabalı feribotta korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınanın ortasında kalan Yalova Yenikapı feribotundan, dalgaların vurduğu, ilerlemekte güçlük çeken feribottaki yolcular korku dolu 2 saat geçirdi. Bir saatlik seferini 2 saatte tamamlayan feribottaki araçlar fırtına nedeniyle hasar gördü. Cana gelen mala gelsin diyoruz ama
Gerçekten de huzur yırttık yani. Özellikle Çankırı, Amasya, Ankara, Bursa, Karabük, Kastamonu, Konya, Muğla ve Samsun'da fırtına yıktı geçti. Ankara'da uçan tabeladan kıl payı kurtuldu yolda yürüyenler. Samsun'da fırtınanın yerinden söktüğü çatı yolda yürüyenlerin üzerine uçtu. Karabük'te bir iş yerinin reklam panosu böyle uçtu. Bir başka iş yerinin de cam kapısı patladı. Hemen her ilde sayısız minare fırtınaya dayanamayıp devrildi. Çankırı'da o anları tesadüfen cep telefonuyla kayıtlı olan biri kaydetti. Aa, minare devriliyor. Figen. Minare devrildi. Minare. Karabük'te minibüsten inen genç kadının kafasına binadan kopan taşlar düştü. Kastamonu'da tozu dumana katan fırtına çatıları yerle bir etti. Şu büyük binanın çatısına baksana. Nasıl iniyor aşağıya? Aynen. Ano. Çattan çıkan direklerde evdeki komşunun evine saplandı. Arabalarda hasar var. Konya'da yerinden sökülen baz istasyonu binanın önünde bekleyenlerin üzerine uçtu. Kapıları koparınca arabanın üstüne işte şu arada da 5 tane adam vardı fakat adama isabet etmedi şükürler. Bolu'da Nisan ayında kar yağdı. İzmir'de hortum çıktı. Bursa'da tekneler alabora oldu. Gemlik'te çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi. 2 kişi yaralandı. Uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Marmaris'te çatının uçma anını güvenlik kamerası kaydetti. Bartın'da dışarıya çıkanlar yürümekte zorlandı. Amasya'da fırtınanın yıkıp geçtiği illerden biriydi. Minareler, ağaçlar devrildi. Aşırı rüzgar sesi geldi. Sanki deprem oldu sandık. Zaten her tarafta deprem korkusu var. Rüzgar, toz bulutu. Elektrik direğine düşen çatıyla birlikte acayip gümleme sesi geldi. Çorum'da kuvvetli fırtına köy düğününü savaş alanına çevirdi. 1500 kişilik yemekli düğün fırtına çıkınca yarıda kaldı. Düğün çadırı, masa ve sandalyeler fırtına nedeniyle uçtu. 1500 kişi davetlimiz vardı ama her şey yarıda kaldı. Buna şükür can kaybımız yok. İstanbul'da dün gün boyu yağmurla ıslandı. Çatalca Karacaköy Bin Kılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi İstanbul itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Gelmiş geçmiş olsun, bu kadarlık olsun diyelim ama hep de böyle söylüyoruz sevgili izleyenler. Diyelim ki aslında bir dahaki sefere herkes hazırlıklı olsun, şehirler hazırlıklı olsun, minareler hazırlıklı olsun, yöneticiler hazırlıklı olsun aslına bakarsanız. Galiba zihnen bir hazırlıklı olmaya ihtiyacımız var önce, sonra faaliyete geçeceğiz ama zihnen o hazırlık sürecini bir türlü tamamlayamıyoruz. İçinde yaşadığımız bu sürecin artarak devam edeceğini bir türlü algılayamıyoruz. Küresel iklim değişiminin tarifini yaparken şöyle söylemek gerekiyor, şöyle özetlenebilir, anlaşılır hale getirilebilir. Ekstrem hava olaylarının, ekstrem tırnak içinde meteorolojide kullanılan bir kelime olduğu için böyle söylüyorum. Yani olağanın ötesinde, normalin dışında hava olaylarının sayısının, sıklığının, şiddetinin ve süresinin artması gibi bir öngörüye sahip. Bu öngörü yeni değil, 15-20 yıllık bir öngörü. Geliyor diye yıllarca bilim insanları bas bas bağırdılar ve geldi. Maalesef bizler pek hazırlıklı olan ülkeler sınıfında değiliz. O yüzden selde, fırtınada can vere vere atlatıyoruz bu süreçleri. Artık bir an önce altyapımızın, üst yapımızın, havanın olağan dışı ihtimallerine hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Dedik ya, dünya aslında yaşıyor bu iklim krizini diye. Her bölge, her ülke kendince yaşıyor. Hatta Türkiye'de bile bir tarafta çölleşmeye ağırlıklı olarak sebep olurken bir tarafta aşırı yağışlara, sellere sebep olma eğilimine sahip içinde bulunduğumuz bu kriz. Peki ya Pakistan? Pakistan'da sel nedeniyle farklı bölgelerde toplam 87 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış Pakistan'da sel oldu. 87 kişi hayatını kaybetti.
36 kişi ülkenin kuzeybatısında, 25 kişi ise doğudaki Pencap eyaletinde, 15 kişi güneybatıdaki Belucistan eyaletinde yaşamını yitirdi. Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de ise 11 kişi can verdi. Yağışlar nedeniyle ülke genelinde 2715 evin kısmen hasar gördüğü, birçok evin tamamen yıkıldığı açıklandı. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini sürdüreceği açıklandı. Biraz siyasetten, biraz ekonomiden bahsederek devam edelim. Bugünlerde el değiştiren belediyelerden peş peşe kasalarının durumuyla ilgili haberler geliyor, biliyorsunuz biz de her birine teker teker yer vermeye gayret ediyoruz. Sadece ekonomik durumları değil, belediyede parti değişikliği yaşanan adreslerde özellikle bazı tutum değişiklikleri de var. Mesela dün itibariyle Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz hafta yanlış bilmiyorsam Kabataş'ta, Karaköy'de sahilde bir kafeteryayı kapatmıştı. Dün itibariyle çocuk oyun alanı olduğu halde otopark olarak kullanılan bir bölgeyi yeni kullanıma açmak üzere bir kaldırdı, kopardı, yerini değiştirdi. Yani böyle pek çok değişiklik yaşanıyor belediyelerde. Mesela bugün Karar Gazetesi'nin ikinci detayına bakarsak bu tam takır kuru bakır kasaların genel bilançosuna ilk sayfada yer verilmiş. Belediyelere bırakılan borç 100 milyar lira. CHP bilançoyu hesapladı diyor gazete. CHP 31 Mart'ta kazandığı belediyelerde önceki döneme dair bilançoları inceliyor. Parti sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin toplam borç yükünü 100 milyar lira olarak açıkladı. Yerel yönetimler eş güdüm denetim ve eğitim birimi kurduklarını ifade eden Yücel, bu birimle denenmiş ve başarılı olmuş projeleri başka illere ulaştıracağımız bir sistem kuracağız. Geçmiş dönemde görev yapmış başarılı belediye başkanlarımız, Sayıştay'dan emekli denetçiler deneyimleri ve birikimleriyle belediyelerimizin bütçelerinin ve kaynaklarının çok daha verimli kullanılmasında yol gösterici olacak dedi diyor. Bir başka gazete, Bir Gün gazetesinin ilk sayfası Mamak Belediyesi ile ilgili bir duruma, bir iddiaya dikkat çekiyor. Hadi gelin ona da bakalım. Mamak Diyanet'e teslim edilmiş. AKP'den CHP'ye geçen Mamak Belediyesi'nin eski yönetimi ilçenin tapusunu Diyanet'e vermiş diyor Bir Gün'ün editörleri. AKP'li Başkan Köse döneminde toplam 75 taşınmaz tahsisinin 42'sinin Diyanet'e gittiği ortaya çıktı. Belediyeden tahsis yoluyla taşınmaz elde eden kurumların içinde Diyanet'in payı %56 oldu deniyor. Belediyelerle ilgili tabii ki adres adres farklı tartışmaların haberleri geliyor, gelmeye de devam edeceğe benziyor. Onlardan bir tanesi de belediyeyi teslim aldıktan sonra biliyorsunuz Sami Er bir açıklama yapmıştı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 85 milyon lira kredi çekerek maaşları ödedik demişti 16 Nisan'da. 19 Nisan'da ben öyle bir şey söylemedim dedi. İlk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecektim. Bir belediye başkanı meclisten yetki almadan kredi kullanamaz. Kredi çektik, ödedik. Böyle bir ifadem yok. Halef Selef AK Partili iki başkan belediyenin borçları nedeniyle karşı karşıya. 31 Mart'ta AK Partili eski başkan Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunu yine kendi partisinden AK Partili Sami Er'e teslim etti. Yeni başkan belediyeye ait 17 milyarlık rekor borç açıklarken ilk meclis toplantısında personel maaşlarını kredi çekip ödedik dedi. Ama ikinci belediye meclis toplantısında o sözlerini inkar etti. 85 milyonu krediyi kullanarak ödedik. Kredi çektik. Ödedik. Böyle bir ifadem yok. Ben belediye meclisinden karar almadan kredi çekilmeyeceğini bilen bir insanım. Yerel seçim sonrasında en çok tartışılan başlık el değiştiren belediyelerin borçları. CHP'li belediye başkanları da Ankara'da yerel yönetimler çalıştayında bir araya geldi. Örnek bir belediyecilikle
örnek kentler yaratarak tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacağız. İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Konuşan her belediye başkanı borç yüküyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. AK Parti'den CHP'ye geçen Zonguldak Belediyesi'nin borcu 1 milyar 153 milyon. Nüfusu 6 bin olan Ardahan Posof Belediyesi'nin borcu 36 milyon lira. Yaklaşık 36 milyon civar borcumuz çıktı. Bunun yanında da 5 kuruş paramız yok kasamızda. 502 milyon kadar bir borcumuz var. Bu bizim yıllık bütçemiz kadar. Pazar günü 31 Mart akşamı seçimi kazandık. 1 Nisan sabahı Kilis Belediyespor'un doğalgazını kestiler. Futbolcularımız duşta kaldılar. 1 milyar 300 milyonum üzerinde şu an. Bir madalyon yaptırmışlar, 100. yıl madalyonu. 500 adet basılmış, 750 bin TL madalyona para ödenmiş. Belediyemizin 601 bin 524 lira parası bulunmaktadır. Demre Belediyesi'nin 108 milyon 162 bin 520 TL şu anda borcu bulunmaktadır. Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da sunum yaparak kalem kalem borçları anlattı. Aylık 450 bin liralık araç kiraladı. İlk icraat olarak da kiralanan araçları iade ettiklerini söyledi. Belediyeye ait masa ve sandalyeleri, envantere kayıtlı eşyaları bir kahvehanede bulduklarını. CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de iktidara tepki gösterdi. Herhalde iktidar kendi belediyelerini denetlemiyor. Denetlenmesine izin vermiyor. Birçok şeyi görmezden geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında İstiklal Marşı'nın okutulmadığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddialarla ilgili müfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Diyarbakır Sur Belediyesi yöneticileri için de soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ona yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret soruşturması sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. UG adlı bir kişi gözaltına alındı. Şimdi belediyeler meselesine bakmaya devam edelim. Gazetelerden birinde de bir başka detay dikkat çekiyor. Yeni Çağ gazetesinde bir fotoğraf. Az evvel izlediniz o Çalıştay'dan görüntüleri. Çalıştay'daki belediye başkanlarıyla Nav Haber ekibinin yaptığı röportajları. Bir de sosyal medyada genişçe yer bulmuş bir fotoğraf var. Yeni Çağ gazetesi o fotoğrafı da aktarıyor ilk sayfadan. Kibre kapılırsak millet hesap sorar var hemen altında ama bakın o fotoğraf neyin fotoğrafı? İstakoz değil döner kuyruğu. CHP'nin yerel yönetimler Çalıştay'ının yemek molasında belediye başkanları genel merkezin getirdiği ekmek arası döner için sıraya girmişler. Ve belediye başkanlarının sıraya girmesi sosyal medyada gündem olmuş. Vatandaşlar istakoz değil döner kuyruğu paylaşımlarında bulunmuşlar. Bu sıraya girmelerin haber değeri olmaması lazım aslında. Eski Cumhurbaşkanımız, çok da saygıyla andığımız, kıymetini her geçen gün daha iyi anladığımız Ahmet Necdet Sezer'in sıraya girmesi de her seferinde haber olurdu hatırlarsanız. Belediye başkanları da ekmek arası döner için çalışma molasında, öğle molasında böyle sıraya girmişler. İstakoz meselesi belli ki daha konuşulmaya devam edecek. Oradan yola çıkarak konuşulmaya başlanan sosyal medyadan adeta ana akım medyaya yayılıp tüm Türkiye'nin haberdar olduğu hale gelen boykot mevzusuyla devam edelim. Sokaktaki vatandaşa sorduğumuzda, siz ekran başındaki izleyicilere sorduğumuzda kiminiz evet boykot yapılmalı çünkü yan yana iki dükkan biri A derken biri B diyor fiyatlara diyorsunuz. Kiminiz de diyor ki yok efendim neden esnaftan hesap soralım asıl bu duruma sebep olanlara hesap sormamız lazım deniyor. Bu konunun tartışılıyor olması bile kıymetli diye düşünüyorum. Peki sorsak İstiklal Caddesi'nde Beşiktaş'ta esnafa böyle bir boykot meselesi var ne düşünüyorsunuz diye. Sizce ne cevap verirler? Şu 50 metre mesafede yürüdüğünüz zaman çok farklı tutarlar cebinizden çıkıyor bir şey almaya kalksanız. Yani bunun sorunuz insanlar değil. Tabii ki hükümetimiz. Onlar sanki hani işletmelerdeki fiyatlar sürekli yükseliyor. İşte bir kahve 55 lira olur mu ya da işte bir Amerikan kahveleri şu olur mu bu olur mu diye haklı olarak. Ama bunun sorumlusu ne işletmeler ne kafede giden müşteriler ne de kafede çalışan, hizmet veren arkadaşlarımız. Bu tamamen şu an içinde bulunduğumuz ekonomik şartların bizi getirdiği noktayla alakalı. İşletmecilerle vatandaşların hiçbir suçu yok.
Tepedekilerden kaynaklı. Tüketici haklı. Fakat bunun sorumlusu işletmeciler değil, çalışanlar değil. Burası kira mı? İşte kaç personelle çalışıyor? Fatura biliyorsunuz elektrik faturaları inanılmaz korkunç. En basiti söyleyeyim kiralar. Bir dükkan kirası şey onunla olmuş 150 milyar, 200 milyar. Belki de daha fazla yani. Önce buradaki mal sahiplerini, iş yerlerini kiraya veren mal sahiplerini boykot etsinler. Bence önce oradan bir başlasınlar. Mallar zamlıyor. Esnaf ne yapsın? O da zam yapıyor. Çünkü o neden? Maaşları vermesi lazım, elektrik ödemesi lazım, gaz ödemesi lazım, kira ödemesi lazım. Bir sürü masraflar var ya. Biz de istemiyoruz yani zamlar bize gelsin. Evet. Vallahi dolu tabii ki. Para olan yiyor, para olmayan yemiyor. Yani burada şu andaki bize turist idare ediyor. Turist olmazsa bittik yani. Bugün aldığımız bir ürünü biz 3 gün sonra neden %20 ile alıyoruz? Bunun sebebini ben işletmeci olarak merak ediyorum mesela. Bence boykot edilmesi gereken elektrik, doğalgaz, onun boykotunu yapsınlar. Böyle şey uğraşacaklar mı? Ondan sonra ülkenin hayat bağlı, ülkenin gerçekleri meydanda yani. Bir şey konuşmaya gerek yok yani. Her şey ayan beyan ortada. Kiracı ile ev sahibinin birbirine düşmesinin bir farklı versiyonu. Hiç alakası yok yani işverenlerle, yok tüketicilerin arasındaki bir konu değil. Suçlu aramaktansa Türkiye'nin ekonomisini, ekonomik modelini daha doğrusu birazcık geliştirmenin doğru olduğunu inanıyoruz. Yani belki çok lüks restoranlarda hani bir tabağa böyle tasarım yapılarak, işte sunumu şöyle hale getirilerek, işte bilmem kim şefin, hani çok tanınan bilinen, rüştünü ispatlamış çok iyi şeflerimiz var. Bilmem kim şefin tabağı denilerek pazarlanan tabaklarda evet fiyat algısıyla ilgili bir sorun yaşanıyor olabilir ama mesela Beşiktaş Çarşı benim çoğunlukla zamanımı geçirdiğim adreslerden bir tanesi. Ya da işte Taksim, İstiklal Caddesi, burada bir dükkandan diğerine çok büyük farklar yaşanmıyor. Ama pahalı mı? Evet tabii ki pahalı. Çok çok pahalı. Bir günden diğerine yaşanan fark insanın başını döndürüyor açıkçası. Bir yere gittiğinizde işletme bedelini, bahşişini, kuverini beğenmiyorsanız bir daha gitmeyerek zaten boykot etme hakkına her zaman sahipsiniz. Ha evet, işletmeyle ilgili bir kalitesizlik, işte vaat edilen gramajın verilmediği halde fiyatın fahiş tutulması gibi bir durum varsa lütfen bunu yasal yollardan tüketici haklarınızın peşine düşerek hesabını sorun. Ama toplu halde bir boykot acaba kurunun yanında yaşın dayanmasına sebep olur mu? Bunu konuşalım, tartışalım, bunun üzerine düşünelim. Bir de tabii ki emeklinin durumunu anlamaya çalışalım. Onlar mecburi boykotta. Biliyorsunuz onlara bir zam yok ama bir enflasyon güncellemesi söz konusu. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Korkusuz'un sürmanşeti ise vah 200 liracık vah demiş bu sabah. En büyük banknotumuzun alım gücü düşüyor, halkın cebindeki para eriyor. Erdoğan'ın 2 yıl önce köprü geçiş ücretini açıklarken 200 liracık dediği parayla o yıl 13,5 dolar alınıyordu. Şimdi ise 6,25 dolar alınabiliyor. 200 lirayla markette poşet dolmuyor, bir porsiyon köfte bile alınamıyor diyor. 200 lirayla hangi yemekler alınamıyor? Hamburger 240 lira, pizza 220 lira, köfte 230 lira, tavuk şiş 210 lira, kaşarlı pide 205 lira. Bazı adreslerde 200 liraya çorba bile vermiyorlar, biliyorsunuz. Bakın bir detay, emeklilere yine umut vermeye başladılar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, emeklilerle ilgili gündelik hayata dokunan hazırlıklar var dedi. Bu sözler milyonları yine ümitlendirdi deniyor. Bahsi geçen o müjde niteliğindeki haber öyle anlaşılıyor ki enflasyon farkıyla alakalı. Ama bu zaten olması gereken, yani insanlarla dalga geçer gibi, müjdeymiş gibi aktarmanın alemi yok. Cumhurbaşkanımız 2024 emeklilerin yılı olacak dedi. Oluyor ama tersten oluyor. Emeklilerimize 6 ay sadece bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu %50'ye varan artış 6 ay için geçerli. 6 ay sonrası bir memurlarda olduğu gibi emeklilerimizde de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Anlamadılar emeklinin derdini. Maaşlara zam vermediler. Ha bugün hayarın emeklinin canını boğazına çıkardılar. Emekli seyyanen zam isterken en düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine çıkarılsın talepleri yükselirken
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 6 ayda bir zam yapıyoruz dedi. Emekliye verilecek enflasyon farkını bir çalışma olarak anlattı. Hiç alakası yok. Ara zam zaten kanuni bir yükümlülüktür. Çünkü 6 ayda bir emeklilere, memurlara zam yapmak zorundasınız zaten yapılan sözleşmeler gereği. Bu ek bir zam değildir ki. Bu 16,5 milyon emekliyi de kandırıyorlar. Emeklinin en büyük beklentisi de ek zam. Ama iktidar cephesinden, ekonomi yönetiminden kim konuşsa ek zamma kapıyı kapatıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ek zamma hiç değinmedi. 6 ayda bir verilen enflasyon farkını vereceğiz dedi. Emekli hak ettiği farkın iyileştirme gibi anlatılması tepkili. Alım gücü düştü. Onun için emekli en az 20 üstünde olması lazım ki normal geçinebilsin. Enflasyon düşük gösteriyorlar yani. 3 aylık enflasyon var, onlar düşük gösterecekler. Benim hesabım 106 falan çıkar. Kaybın telafisi tabii ki. Zam değil. Zam ayrıca verilir. Yüksek enflasyon karşısında düşen alım güçleri, artan giderleri için hem mağdur hem de kızgın emekliler. Özellikle de en düşük emekli aylığı 10 bin lirayla geçinmeye çalışanlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı emeklinin tepkisine karşı gündelik hayata dokunacak çalışma olacak demekle yetindi. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı bir takım gündelik hayata dokunan diyelim bir takım çalışmalar, hazırlıklar var. Bizi hiç kimse anlamıyor. Anlıyor da işine gelmiyor. Üzülmeyecek, kızılmayacak bir durum var mı? Biri alıyor 10 milyon maaş, biri alıyor 150 milyon maaş. Geliyor aynı gemideyiz diyor. Nasıl gemi? Aynı gemi. Biz de battık. Emeklilerimize 6 ay sadece bir artış yapılmıştı. 6 ay sonrası bir değerlendirmeler yapılacaktır elbette. 5 lira verecek, 10 lira verecek, 15 olacak, 12 olacak maaş. Ondan sonra yine aynı. Seyyanen zam bekliyoruz diyen emeklilere Cumhurbaşkanı Yardımcısının 6 ayda bir zam yapıyoruz sözleri emeklilerin tepkisi. Emeklilerin tepkisi de hemen hemen her gün gündemimizde sevgili izleyenler. Bakalım ne zaman sonuç alacak bu tepkiler. Korkusuz Gazetesi'nin sürmanşetinden 200 liranın haline vah vah dedikten sonra Korkusuz Gazetesi'nden bir diğer detaya bakalım. Başlığın kendisi bile yürekleri yakıyor. Oğlumun masmavi gözleri kimde? Organları bağışlanan Efe'nin annesinden yürek yakan soru bu. İzmir'de kavgada birbirine bıçakla saldırıp yaralayan iki arkadaştan Efe Aytekin organlarının ölmeden önce bağışlandığı ortaya çıktı. Her gün oğlunun mezarına giderek ziyaret eden Gülçin Ergiyer, çocuğumun masmavi gözleri, kornealarını bağışladık. İnşallah o kişi bir gün beni bulur dedi diyor. O zaman onlara bir başsağlığı dilemeye gidelim. Çocuğumun boncuk gözleri vardı. Masmaviydi gözleri ve o gözlerini bağışladık. O gözlerini bağışladık. Eğer kime gittiyse de şifa olsun. Kime gittiyse de inşallah bir gün beni bulur. Tarifi olmayan o acıyı yaşadı. 17 yaşındaki evladını kaybeden annenin iki dileği var. Biri evladını hayattan koparanların cezasını çekmesi. Diğeri organlarını bağışladığı oğlunun, korneasının nakledildiği kişinin bir gün onu bulması. Kalbinden bıçaklamış biri, kalbinden. Benim oğlum kalbimdeki bıçağıyla gitti. Kenan Efe Aytekin 14 Nisan'da hayattan koparıldı. Arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Gözyaşları içinde son yolculuğunu uğurlandı. Akıllıydı. Benim oğlumun takdir belgeleri var. Her 98 ortalaması vardı ve 2 ay sonra üniversite sınavına girip hukuk okumak istiyordu. Avukat olmak istiyordu, savcı olmak istiyordu. Ailesi 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin'in organlarını bağışladı. Her gün oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, başka sorumlu varsa yakalanıp cezalandırılmasını istiyor. Bir de organlarını bağışladığı oğlunun gözlerinin nakledildiği kişi de görebilmek. Çocuğumun boncuk gözleri vardı. Masmaviydi gözleri ve o gözlerini bağışladık. O gözlerini bağışladık. Eğer kime gittiyse de şifa olsun. Kime gittiyse de inşallah bir gün beni bulur. Allah rahmet eylesin diyelim sevgili izleyenler. Çok zor, çok zor. Allah sevenlerine ve ailesine sabır versin. Yani bir şey söylemek bile çok zor konuyla ilgili. İzmir'deyiz yine. Yine bir evlat acısından bahsedeceğiz. Bu evladın ismi de Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan. 2018 yılında Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan bir kahraman gençti o da. Annesi ondan kalan odasını,
bebekliğinden itibaren atamadığı eşyalarını, bastığı mayına, hani mayına bastığı sırada ayağında olan botuna kadar bütün eşyalarını odasında adeta bir müzeye çevirdi, bir hatıra odasına çevirdi. Acısını böyle sağalttı. Şehit oğlunun hasretini gidermek için odasını ana evine çevirdi. Şehit Ali Akdoğan'ın müzeye çevrilen odası minik ziyaretçilerle dolup taşıyor. Resimleri, onlar kıyafetleri. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. İzmirli piyade uzman çavuş Ali Akdoğan, annesi oğlunun hatıralarını sergilemeye karar verdi. İzmir Bayraklı'daki evlerinde oğlunun doğumundan şehit oluncaya kadar kullandığı eşyalarıyla evi müzeye çevirdi. Gelip onu yaşatmaya çalışıyorum, kokusunu alıyorum, konuşuyorum, Kur'an okuyorum. Hani vakit geçiriyorum, böyle ziyaretçiler geldikçe, öğrenciler geldikçe. Şehit Ali Akdoğan'ın evdeki odası, bebeklik döneminde giydiği kıyafetler, eğitim hayatında aldığı karneler, askeri eşyaları, üniformaları, başarı belgeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir ana odasına dönüştürüldü. Çok yakışıklıymış ve çok güzel bir askermiş, kahramanımızmış. Şehidin ana evine dönüştürülen odasını ziyaret etmek, şehidin hatıralarını görmek isteyenler, özellikle de çocuklar şehidin evini ziyaret ediyor. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın sevgili izleyenler. Şehidimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi bu vesileyle iletmiş olalım. Tüm şehitlerimize rahmet dileklerimizi bu vesileyle iletmiş olalım. Yine 19 yaşında bir gençten bahsedeceğim. İsmi Bedirhan Kiril, bu kez adres Antalya. Kendisi neyse ki sağ salim hayatta ama ölümle burun buruna geldi ve bunu bile bile yaptı. Dalgaların arasında, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide hayatta kalma mücadelesi. Antalya'da fırtına nedeniyle boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalara rağmen denize girdi 19 yaşındaki Bedirhan Kiril. Girmesiyle sürüklenmesi bir oldu. Ne kadar mücadele etse de kıyıya çıkamadı. Genci fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Surduvaç can yeleğini giyip genci kurtarmak için yanına yüzdü. Surduvaç dev dalgalardan dolayı gençle birlikte suda ekiplerin yardımını bekledi. İhbarla birlikte olay yerine gelen deniz polisleri kıyıya 100 metre açıktaki genç ve dalış eğitmeninin yanına uzaktan kumandalı insansız can kurtaran robotu yolladı. Surduvaç ve Kiril robota tutunmalarının ardından kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gençlerimizden bahsetmişken böyle peş peşe yüreğimizi dağlayan, ödümüzü kopartan haberleriyle Bir Gün Gazetesi'nin bir haberi var. Gençlerin eğitimini ilgilendiren o geldi aklımıza. Onu da okumadan geçmeyelim. Hedeflerinde bu kez lise öğrencileri var diyor Bir Gün Gazetesi. Kur'an Eğitim Merkezleri yönetmeliğiyle Diyanet'e lise öğrencilerini ablukaya alacak yetkiler sağlandı. Diyanet'in Kur'an Eğitim Merkezleri yönetmeliği yayımlandı. Buna göre 14-17 yaş aralığında örgün eğitime devam eden öğrenciler için Kur'an Eğitim Merkezleri açılacak. İsteyen tabii ki gitsin. Merkezlerdeki öğrenciler için yurt ve pansiyon açılabilecek. Eğitim uzmanı Taştan şimdi de lise öğrencileri hedefe alınmıştır şeklinde yorumlamış efendim bu haberi. Bu kadar gençlerden bahsetmişken onu da okumuş olalım. Bir de 23 Nisan yaklaşıyor. Çok değil, birkaç gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak okullarda. İllerde, ilçelerde keşke eskisi gibi görkemli kutlansa. Gerçekten çocuklar o gün onlara armağan edilmiş bir bayramı bayram gibi hissetseler, bunu gönülden temenni ediyorum ülkemin çocukları için. 23 Nisan yaklaşırken meclisin bahçesini şenlendirdi birbirinden güzel çocuklar. Bu haberi de bugün Hürriyet sürmanşete taşımış. Meclisin bahçesi çocukların demiş. Meclisin ön bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla 104. yıl dönümünde çocuklara açıldı deniyor. Meclisin 104. yıl dönümü
Çocuk Bayramı'yla bu salı günü kutlanacak. Bakın mecliste nasıl kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında meclis bahçesi, çocuk bahçesi ve bilim şenliği yapıldı. Çocuklar meclis bahçesinde çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Ben mecliste çok eğlendim. İlk başta tramvayla gittik. Sonra roket yaptık, yemek yedik. Çok eğlendik. Sınıfça geldik. Sınıfça gelmeyen arkadaşlarım da var okula. İşte gelmedikleri için herhalde bunu görünce üzülürler. Ama meclis çok güzel bir yer. Oyunlar oynadım. Alper Gezer Avcı'dan imza aldım. Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezer Avcı da etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Fotoğraf çektirdi. Ayrıca etkinlikte çocuk seymen ekipleri de performanslarını sergiledi. Etkinlik için meclis bahçesinde çadırlar kuruldu. Balonlar ve bayraklarla süslendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde çocuklar için çeşitli oyun alanları kuruldu. Çocuklarla deneyler yapıldı. İlk kez meclise giden çocuklar doyasıya eğlendi. Çok beğendim. Mesela ben kitap sırasına girdim. Şeyler yaptım. Trambolinle bindim. Mesela ben kitap sırasına girdim. Mesela ben 23 Nisan'ı kutladım. Öğrencilerimiz, küçüklerimiz, çocuklarımız umarım Atatürk'ün onlara böylesine önemli bir günü neden bıraktığını bayram olarak anladıkları bir 23 Nisan geçirecekler. Şimdi size Tarkan diyeceğim. Popstar mı demeliyim, megastar mı demeliyim? Yerel üretici için harekete geçtiği yeni projesiyle karşımızda. Atılan tohumların filiz verdiğini görmek ne güzel. Ama daha gidilecek çok yol, gerçekleşilecek çok hayal var. Megastar Tarkan yeni projesi için kamera karşısındaydı. Adana'da yarının köylerini tanıttı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesinin yüzü Tarkan. Projenin lansman filmi için belirlenen 3 pilot köyden biri olan Adana'nın Kürkçüler Köyü'nde çekimler gerçekleştirildi. Ama daha gidecek çok yol var, gerçekleştirecek çok hayal var. Bravo. Evet, çalışın. Proje, köylerde üretimin güçlendirilmesini, kültürel değerlerin korunmasını ve istihdamın artırılmasını amaçlıyor. Pilot köylerde kurulan dijital merkezlerle çocuklar, gençler, kadınlar, engelli bireyler, kooperatifler ve yerel üreticiler kendilerini ve işlerini geliştirme fırsatı buluyor. Bunu gövde olarak, bunu kafa olarak ve biz muhteşem şeyler yapıyoruz. Adana, Diyarbakır ve İzmir'de belirlenen ilk 3 köyle yola çıkılan projede hedef 2028 sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşarak yerel ekonomiyi canlandırmak. İnsanlarımızın terk etmek değil kalmak istediği köylerimiz olsun umarım ilerleyen yıllarda. Diyelim reklama gidelim, sonra son bir söz için karşınızda olacağız. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz derken hoşça kalın demek için aslında karşınızdayız biliyorsunuz. Bu hafta sonunu da birlikte gündeme hakim olarak, birlikte uyanıp, birlikte gözümüzü açarak, bilgi sahibi olarak, aydınlanarak geçirdik efendim. Darısı önümüzdeki hafta sonunun başına diyelim. O zamana kadar kendinize lütfen iyi bakınız. Bizden sonra Merve Yıldırım'la benden söylemesi var biliyorsunuz. O da kaçmasın. Yeniden görüşünceye dek sağlıkla kalın, huzurla kalın efendim.